sorusuna da cevap vermiyorum, onu muhatap saymıyorum. İşte aynen bu tavır bu, korkuyorsun ha, çünkü biliyorsun, cevabın yok. Suçluyorsun, iftira atıyorsun. İlmi olaraktan konuşmayı siz, edebi olaraktan ben kimin ajanıyım? Kimin ajanıyım? Seni açıklamaya davet ediyorum, lütfen. Siz şeytancasına fitne fesat peşindesiniz, size verilecek cevap da anlayacağınız dilden olacaktır. Tarih boyunca, Sayın Beyaz, tarih boyunca fitne fesadı siz yaptınız ve Müslüman alemini böyle geri bıraktınız. Sizin şu ana kadar sizin öğretiler maalesef İslam alemini geri bıraktı. Cehalet içinde bıraktınız. İmanına, dinine fitne fesat çünkü ortaçağ Arap kültürünü kutsallaştırdınız. Baban dahi seni lanetledi. Dinsiz imansız İbrahim'in babası da İbrahim'i lanetledi. Bu delil mi? Bu delil mi? İbrahim'in babası da lanetledi. Kendi baban senin dinsiz imansız olduğunu ve İslam'a düşman olduğunu ilan etti. Büyük bir alim olalı baban öyle Allah'ın rahmetine kavuştu. İbrahim babası vermedin ki suçladın. Değil mi senin sorun ne? Baştan sona safsata neresini doğrultacaksın? Niye çekiniyorsun ki? Sorunuzun neresini doğrultup neresini bir soru sorayım sana. Hepsi safsata. Cevap verme hakkını sana vereceğim. Sadece bir saniye soracağım. Cevap ver bakayım. Niye çekiniyorsun ki? Hazır mısın? Ben anlamıyorum Cemzoğlu. Soruna cevap ver. Bir soru soracağım, cevap ver. Hatta iki soru sorayım. Bir, bu memleketi birbirine düşüren insanlardan birisi sensin. Kız çocukların başörtüsünü abartarak insanları birbirine düşman ettin. Yapmayın canım. Şimdi başörtüsü gerçekten esas ajan varsa o ajan sensin. Yapmayın, bu ülkenin insanlığı okullarından mahrum ettin. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu... Ajanlık söylüyorsan ajanlığı yapan Allah sensin. Allah kelamı olduğunu nereden biliyorsun diyorsun. Şimdi çocuklar söyledi bana sorun. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu önce imanımdan biliyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki... Yü'minûne bil gaybi diyor. Müslüman olan kişi gaybe inanır önce. Gaybe inanmadıktan sonra Müslüman olamazsın. Sen inanmıyorsun işte gayb. Yani peygamlere, 19, Kur'an-ı Kerim'in 19 gaybdi. Gelince inanmadın ki. Allah'ın varlığına inanmadan Müslüman olamazsınız. Önce gaybe inanacaksınız, Müslüman olacaksınız. Ondan sonra istediğiniz kadar araştırın, inceleyin. 19 mucizesi bir gayb haberi ve bu, iyi geceler Sayın Beyaz. 19 ile ilgili ayet diyor ki bu müminlerin imanını sınayacaktır, inkarcılar onu anlayamayacaktır ve Allah bununla ne kastetti diye bocalayacaklardır. Öyle söylemiyor canım, evet. Ayette ben de biliyorum. Yani 19 mucizesi demiyor ayette. Üzerinde 19 vardır diyor. Evet, sizin... ondan sonraki ayet ne diyor? Ondan sonraki ayet onların sayısı diyor. Üzerinde ayet vardır. Kimin üzerinde 19 var? O 19 cehennemin üzerinde. Cehennem demiyor. Hayır. Sakar diyor. Sakar diyor. Sakar cehennem. Sakar cehennemdir işte. Nereden çıkarıyor? Cehennemin adı. Kur'an-ı Kerim birçok yerde. Bakalım. Mesela kökün fi sakar. Fi sakar. Sizi cehenneme sevk eden nedir? Aynı. Sakar nedir? Sakar cehennem değil. Cehennem kelimesi değil. Sakar sizi o ceza sürükleyen nedir? Allah da soruyor. Aynı soruyor. Sakar nedir sen bilir misin diye soruyor. Açıklıyor. Evet. Sakar nedir bilir misin? Ona gireyim. Bana müsaade edin. Lütfen şu 19'u bir izah edin. Cehennemin kapısında 19 melek vardır diyor. Yani aynı orada ayette. Müddessir suresi 31. ayette öyle söylüyor. Okeyim o zaman. Biz konuşalım. Şimdi hep bunu konuşuyoruz. Bu millet de bunu konuşuyoruz. Doğru olmuyor. Bir dakika. Edip Bey siz buyurun koltuğa. Ben seni bir şey yapmadım. Siz aleyhinde yazdınız, durdunuz. Ben senin aleyhinde bir tek kelime söylemedim. Siz derken ben genelde söylüyorum. Niye söylüyorsunuz? Yani genellemeyin. Ya ben 19'u eleştirdim. Ben burada olmadan hiç muhatap almadım. Babanı da muhatap aldım. Yok yani bu konuyu eleştirdim. Edip Bey bir dakika. Şimdi, bir dakika oturun siz de hocamız konuşsun sonra siz 19'un sahibisiniz. Boşuna buraya gelmedik ya. Buna ne cevap verebildin? Bu da aynı şekilde. Hepsine cevap vereceksiniz. Sen nutuk atmıyor musun? Ben nutuk atıyorum. Sen atmıyor musun? Hocam buyurun. Şimdi bakın. Aleyha tis'ata aşar. O zaman onun üzerinde 19 var. Biraz öncesinden okuyalım ayetleri. İnnehu fekkere ve kaddara. Düşündü, taşındı. Ölçtü, biçti. Sümme nazara, sümme abese ve besara. Sonra baktı, yüzünü ekşitti, somurttu. Sümme edbara ve stekbara. Sırtını döndü, böbürlendi. Fekale in haza illa sehrun yu'sar. Bu etkili bir büyüdür dedi. İn haza illa kavlul beşar. Bu ancak bir insanın sözüdür dedi. Se uslihi sakar. Onu biz cehenneme atacağız. Sakara atacağız. Demek ki sakar burada. Bırak efendim. Çevirme. Sakar diye tut. Sakara atıyor. Sakar nedir bilir misin? Allah'tan önce bilgi iddia et. Sana soruyu sana açıklayacağım. Kardeş sen diyeceğim. Niçin böyle yapıyorsun ya? O ayeti bak. Kur'an'a büyü diye. Bilir misin diye soruyu açıklıyor.
kelimeyi tırnağa al. Bakalım bir dakika. Hocam, hocamızın tefsirinden bakalım. Mealinden bakalım. Onu sana atacağım. Çok güzel. Kabul ediyorum. Yani kelime atacağım değil mi? Ödüllendirecek mi? Yok. Bir ceza. Entelektüel bir ceza. Ha, ceza var. Entelektüel bir ceza. Kur'an Allah'ın keramı olduğu. Bırakın ceza olsun. Kul olduğu. Tamam. Cezaevine. Cezaevine atacağım diye. Ceza. Değil mi? Entelektüel bir ceza. Sa'usli ve ma adrake ma sakar. Bilir misin sakar nedir? La tubki ve la tezer. Hiçbir şey bırakmaz. Mahveder. Levvahatun lil beşer. Ey harrakatun lil cilt. Yani insanın derisini yakar. Çok kavurur. Aleyha tis'ata aşer. Onun üzerine 19 muhafız var. Şimdi bu 19 muhafız. Devam cehennemin... Biz cehennemin muhafızlarını hep melekler yaptık. Devam ediyor. Ma cealna ashabenna illa meleke. İşte yani cehennemin ateşin muhafızlarını bir dakika. Ateşin muhafızlarını melekler yaptık. Demek ki burada sakarla kasıt cehennemdir. Ateştir. Cezaevidir. Onların muhafızları melekler. Yani onlarla başa çıkılamaz. Onları yenmek, onların elinden kurtulmak mümkün değil. Bu birçok ayette değişik üsluplarla ifade ediliyor. Şimdi bu muhafızlar cehennemin muhafızları. Cehennem üzerine konmuş. Yani suçluların onların elinden kurtulup cehennemin kapısından dışarı çıkmaları mümkün değil. Yani bu 19 rakamını buradan bu müttesir 30 ve 31. ayetlerden alıp da 19 mucizesine döndürmek mümkün değildir mi diyorsun? Tamamen safsatadır. Tamamen safsata. Hiç Kur'an'ın ruhuna uygun bir şey değil. Tamamen çarpıtma. Bir kere niye Allah bununla kodlasın Kur'an'ı? Cehennemin muhafızlarına göre niye kodlasın? Pekala, eğer kodlayacaksa Allah'ın arşını taşıyan 8 melek var. Onlara göre kodlar. Veya 7 kat gökten söz eden, yani bu gök tabakalarına, onlara göre kodlar. Evrenin yaratılış süreci olan 6 günde güne göre kodlar. Onlar daha kutsal şeyler. Niye cehennem muhafızlarına göre Kur'an'ı? O zaman eğer Kur'an'ın üzerinde bu 19 var demekse, o zaman Kur'an cehennemdir demektir. Çok büyük. Şimdi şöyle küçük parçalar halinde karşılıklı olsa olur mu? Yani o kadar şey ki, ama şimdi çok uzun sürüyor o zaman. Sana iki uzun sürmüyor mu kardeşim? Ben keseceğim aynı şeyi. Sen milleti mahvediyorsun. Karşılıklı parça parça gitsek çok daha iyi olacak. Lütfen. Allah aşkına. Tamam, parça parça gitmeyeceğiz. Öyle, bütün olarak gitsin. Bütün olarak. Ondan sonra sen cevap verirsin. Ama bir sabret, dinle. Evet, bu 19 sayısını ilk defa kutsallaştıran kimlerdir? Bahailer. İşte konu değişti. Değişmedi. Yeni bir şey değil. Yeni bir şey değil. İddialarına hiçbirisi mi cevap veriyor? Önce Mirza Ali Muhammed çıkmış ortaya. Ondan sonra önce Bahailer mi ortaya çıktı? Tabii. Mehdi'ye açılan kapı anlamında Babilik adı altında İran'da kurulan bu hareket, daha sonra Bahaullah sıfatıyla anılan Mirza Hüseyin Ali Mazenderani en-Nuri Kasım 1817-29 Mayıs 1892 tarafından Bahailik adı altında sürdürülmüştür. Her harfin ve sayının ayrı bir özelliği ve değeri olduğuna inanan Babi veya Bahailere göre 19 sayısı mukaddestir. Ve her şey bu sayıya dayalıdır. Yıl 19 ay, aylar 19 gündür. Her 19 gün sonunda bir Babi'ye ikramda bulunmak zorunludur. Her Babi en çok 19 kitaba sahip olabilir. Katil 19 yıl cinsel ilişkiden uzak durur. Katil. Oruç 19 ay olan 19 ay olan Ala ayında 2 ila 21 Mart tarihlerinde, yani günlerinde tutulur. 19 gün olarak tutulur. Gelirin %19'undan Hakkullah denilen bir vergidir. Ama kitabında Edip Yüksel de Bahaileri eleştiriyor ağır bir şekilde. Eleştiriyor. Kendi nefsini her şeyin önüne çıkarmıştır diyor. Çok ağır eleştiriler var Bahaileri. Güzel ama işte 19 sayısını onlar kalmış. Sizin gibi tarikat ile 19 şey. 19 sayısı onlarca mukaddestir. Ondan sonra daha Reşat Halife geliyor peygamber. Efendim diyor ki o işte. O da saptırma peygamberden. Söylüyor. Hayır, olduğunu iddia etmiştir. Tam bu iddia çok peygamber değilim diyor. Bak atıyorsun. Atmıyorum. Asıl atar kendisin. Ben de aynı şekilde diyorum ki son peygamber Muhammed peygamberdir. Bak ağzımıza söz sokuyor. Ama sen o bana nerede, hangi kitabında bu vahiy kitabında öyle demişsin. Bu vahiy veriyor der. Bu bilgiyi bana bildirdi dersen peygamber olursun. Bak Kur'an'da mı öğreniyorsun? Herkes vahiy alır. Niye sen alıyorsun da peygamberin kendisi almıyor mu? Peki Kur'an'ın bilgisi bütün çağlara değil mi? Evet, Kur'an diyor ki bunu Muhammed kimse peygamber bilemez. Emri olarak mı evet, aldı? Bunu kimse bilemez. Muhammed peygamber Big Bang olarak mı aldı? Böyle karşılıklı konuşursak. Niye?
yine konuşalım ya, dostça konuşalım. Niye konuşalım doktor? Dostça size... müsaade et, ben bir şeylerimi, fikirlerimi söyleyeyim, bilgilerimi söyleyeyim. Susun söyleyeyim, sen konuş. Peki karşılıklı olsa daha güzel olur. Hayır, ya. Olmaz. Hocam, parça parça verilmesi. Usul yönünden öyle tercih etmiyor. Hocama evet. Uyalım yaşına ve bilgisine evet. Hürmeten. Biz evet. Konuşuruz. Evet. Şimdi tamam. Reşad'ın iddiasına göre Kur'an'ın sure ve ayetleri 19 rakamına göre kodlanmıştır. Bu tutarsız iddiasını cehennem işte o şeye göre yani o ayette derileri kavuran cehennem ateşidir ondan söz ediliyor. Reşat Halife'nin iddiası sonucu Cem Koray tarafından da hayranlıkla savunmaktadır. Yani bu zatıyla da biz bir ateş adlı programında karşılaşmıştık. Bu ayetleri okudum. Bu ayetlerin siyakı yani söz gelimi ne üzerindedir? O da bellidir. Yani bu 19 şey cehennemin üzerindeki muhafızlardır. O halde yani o Kur'an'ın 19 muhafızın şeyi altında, kodu altında veya muhafazası altında olduğunu söylemek Kur'an'ı haşa cehennem yapmak demektir. Hocam, oraya götürün. 19 mucizesi olsa veya 19 şifresi olsa evet. Bu Kur'an-ı Kerim'e nasıl etki yapar? Olumlu mu, olumsuz mu? Yani Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü azaltır mı bu? Peygamberi evet, biraz şeyler. Azaltır. Nasıl yani. Azaltır? Yani sizin endişeniz ne? 19 olamaz, 18 olamaz, şu şifre olamaz, bu şifre olamaz. Peki, asıl bunların arkasında Sayın Beyaz'ın da söylediği gibi başka bir düşünce var galiba. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok şifre olduğunu varsayalım. Yani hurufu mu katalar, harfler? Ne olur? Yani Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğüne şifre... ne gibi bir zarar verebilir size göre? Şimdi 19 değil de siz başka bir rakam bulduğunuzu varsayalım. Bu sonunda Kur'an'ı hedefinden, amacından sınıflıyor. İnsanlar bununla meşgul olurlar. Tılsımlarla meşgul olurlar. Şifre kitabı gibi olmuş tabii, olur. Tabii, şifre kitabı Kur'an'ın amacı bu değildir. Kimse de bununla İslam aleminden hiçbirisi bununla meşgul olmamıştır. Bununla meşgul olanlar da dışlanmıştır. Bu arkadaşlarımız da sen ne yaptın Allah aşkına? Sen ne icat ettin ya? Yani bu şifreyi iddia edemiş. Çünkü Ömer çel akıl, ötekiler ki çel akıl da Allah'ın bir şeyi sanki. Akılları çelen demektir. Aslında yok, 40 akıl demekmiş. 40 akıl evet. O çihir. O çihir, çel değil. Çelmek manasına gelir. Şimdi evet, o, yani şahsına değil de yazdığı evet, kitabı eleştirelim evet, biz. Şimdi böyle şeyler ortaya atıldığı zaman insanlar Kur'an'ın amacından sapıyorlar, başka şeyler, tılsımlarla uğraşıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de aslında ne aramaları gerekir inananların? Hidayet aramaları gerekir. Hidayet aramaları gerekir. Peki, ama mucize, şifre falan olunca bu sefer evet. Fal kitabı gibi mi yaklaşmış oluyorlar? Öyle olur, evet. Tılsım olur. Ben nerede tılsımlık nitekim, yaptım? Nitekim İbn-i Arabi'ye, işte bak hala tesap edemiyorsun ya. Hayret evet buyurun, İbn-i Arabi'ye geldik. İbn-i Arabi de aynı şeyleri yapmış. Ondan önce İbn-i Barracan bu işleri yapmış, bir takım kehanetlerde bulmuşlar. Bunların bir kısmı tesadüfen tutmuş, bir kısmı tutmamış. Tabii tutmayınca da insanlar kuşkulanmaya başlıyorlar. Ya Kur'an yanlış şeyler mi veriyor? İnsan şüpheye düşer. Bu şey ya, gibi değil mi? Dedik, Hazreti evet. Muhammed döneminde de var. Hadi bakalım senin Allah'ın bir mucize göstersin. Ya evet. Ayetlerde de var ya Hazreti Muhammed'e sürekli o dönemde söylüyorlar. Hadi bir peygambersen mucize göster gibi. Yani şimdi sizin endişeniz şu yöne doğru kayıyor galiba. Kur'an-ı Kerim Allah'tan gelse hadi bakalım bir mucize olsun. O zaman 19, 29, 39 neyse veya bir başka şifre aranıyor. Bu şifrelerin doğruluğu ispat edilirse o zaman Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğuna ya da Allah tarafından geldiğine inanacak bazıları. Sizin endişeniz bu. Efendim doğru da değil. Şimdi ayetleri sayın. İşte Alak suresini verdik. Alak 19'dur. Besmele'yi kattığın zaman 20 ayet oluyor. Yani 20 ayeti var. Fatiha verme canım cevap. Sonra ver. Şimdi saptırıyorsun. Ben saptırıyorum. Bir sürü iddia atıyorsun. Gel karşımıza konuş. Devamlı konuş. Devamlı konuş. Bir şimdi bu 19 sadece Kur'an-ı Kerim'le ilgili değil. Evet. Mesela Atatürk'le de ilgili 19 uyarlaması yapıyor. 19'cular. Atatürk'ün doğum tarihi, yaptığı büyük olaylar, Samsun'a çıkışı 19'la ilgileniliyor. Ama bir hocamız bize mesaj gönderdi. Diyor ki, bu doğru değil. Yani Atatürk'e uyarlamada da çok hile yapılıyor. Nasıl? Yani Atatürk'ün büyüklüğünü kimse inkar etmiyor. Şimdi Atatürk'e sığınarak bazı şifrelerin ya da formüllerin veya bazı iddiaların, kimileri de uzaydan vahiy aldık uçağında ayelerden diyor, bazı sosyetik mevcutlar var Türkiye'de. Onlar da Atatürk'ün arkasına gizlenerek, biz bunu Atatürk'e de uyguluyoruz, Atatürkçüyüz, zaman zaman işte şu tür şöyle şöyle Atatürkçü faaliyetlerde bulunuyoruz diyerek kendilerini gizleyerek başka faaliyet sürdürüyorlar. Şimdi ama işlerine geldiği gibi. Şimdi bize mesaj gönderen bir bilim adamı diyor ki örneğin 19'cular Atatürk'ün adının Mustafa Kemal Atatürk 19 harfi olduğunu söylüyor. Hoca hesaplamış diyor ki
Atatürk'ün adı Atatürk sıfattır. Meclis tarafından verilen tabii bir şey. Asıl adı Mustafa. Evet. Kemal yani doğuştan değil, sonradan öğretmenin verdiği bir isim. Atatürk sonradan meclisin verdiği bir isim. Eğer tamam biz Mustafa Kemal Atatürk diye anıyoruz. Eğer sonradan yani doğuştan olmayan isimleri veya sıfatları da kabul edilecekse bu 19 şifresine Türkiye Büyük Millet Meclisi o zaman Atatürk'e başka bir sıfat daha verdi. Örneğin Gazi sıfatını verdi. Yani Atatürk'ün tam adını söylerseniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. E Gazi'yi de eklediğiniz zaman 19 olmuyor, 23 oluyor. Şimdi hoca açıklamış bunu. Ama siz bunu 19'a uydurabilmek için Gazi sıfatını atıyorsunuz, Atatürk sıfatı kalıyor. E 19'a uyduracağınız kadarını alıyorsunuz ama hakikaten doğru hocanın mantığı. Eğer Atatürk sıfatının kelimesini de alacaksanız meclisin verdiği diğer sıfatları da alacaksınız. Gazi sıfatını da meclis verdi. Atatürk'ü de meclis verdi. Yani 19 uysa ya da uymasa Atatürk'ün büyüklüğünden bir şey kaybetmez. Birileri Türkiye'de, yani sadece 19 için söylemiyorum. Birileri Atatürk'ün arkasına sığınarak ya biz Atatürkçüyüz o zaman bu din, ilahiyat, uzay, muzay, kozmik bilinç falan bu söylediklerimiz de doğrudur. Bize kimse dokunamaz Atatürk'üz diyor. Bunun Atatürk'ü istismardan başka hiçbir anlamı yok. Atatürk'ün büyüklüğünü de zedeleyen bir davranış. Gerçek Atatürkçülerin de bunlara karşı olması gerekir. Dediğim gibi piyasa sosyetik meczup kaynıyor. Bana isteyene adresinde, telefonunda veririm. Herkes de biliyor herhalde. Kendi çevrelerinde de öbek öbek gruplar oluşturmuşlar. Enteresan bir şey. Evet. Peki. Bir hocamız daha aramış, ona bağlanacağız ama birkaç isterseniz hoca sürekli şey tamam diyor. Cevabınızı alayım önce size. Şimdi siz bu ayette Kur'an'da Müddessir suresi, Müddessir 74. suredir. Ve orada Müddessir gizlenen demektir. Müddessir 74. sure değildir, Müddessir 4. suredir. 74. sure o, Kur'an'da. O Mushaftaki şeye göre. Senin çeviriye, evet. Senin çevirinde tamam, de öyle. Tamam, Mushaftaki şeye göre. O zaman düzel. Hiç. Ama diyor hocam diyor burada. Yani diyor, diyor. Yanlış mı bu sıralaması? Okudum diyor ki. Bir saniye. Senin bu Mustafa'daki sıralama i̇niş, yanlış mı? İniş sırası mı esastır? Yani Hazreti Peygamber'e iniş sırası mı esastır, önemlidir? Yoksa daha Hazreti Osman zamanında yapılan sıralama mı? Sen niye Hazreti Muhammed dönemindeki şeye uymuyorsun? Kitabındakinden korkuyorsun. Kimseden korkmuyorum. O zaman düzel. Kitabındaki sıralamayı düzel. Niye düzeltiyorsun ki? Öyle bir sen demek ki Muhammed'e aykırı davranıyorsun. Söylemiş bakın Elif Bey. Diyor söylemesi değil ama söylüyor, tersini yapıyor. Hayır mealinde söylüyor. Anlıyorum. Söylüyor ama tersini yapıyor. Düzenlemeyi Muhammed'in zamandaki düzenlemeden aykırı evet, yaptın. Evet, düzenlemeyi yaptın. Kur'an ansiklopedisi öyle düzenledim. O zaman bunu da düzeltmeyiz. Evet, onu düzeltemem. O klasiktir, öyle kalması lazım. Ha, öyle. O yani, şeydir. O tek. Yani, ona bakacağız. Yani, ama burada belirtmiş diyor ki. Benim haddim değil. Niye? Yani Muhammed'e evet uymayacak mısın? Kardeş Muhammed falan söyleme. Allah aşkına bu benim sinirimi atıyor vallahi. Attırıyor. Peki ya. Allah'tan korkar mısın? Ha, Allah'tan korkarım. Muhammed'den de onu da severim, saygım vardır. Ondan da korkarım. Peki, eğer onu kırarsam atıyorullah ve atıyorur Resul. Allah'a ve Resul'e itaat edilir. En güzel isimler kimindir? Edip Bey çok bu peki konuda çok olur net bir soru şimdi var. Bakın Tuna Can Altınsoy isimli izleyicimiz diyor ki Doktor Edip Bey babasına nasıl sesleniyor? Ahmet babam, Mehmet babam mı diyor yoksa babam babam mı diyor? Nasıl babasına saygı ifadesiyle nasıl hitap ediyor? Eğer Muhammed babam olsaydı ona babam derdim. Ama benim bir tane babam var ona babam derim. Hayır, yani bir saygı ifadesi yok mu? Babacığım, anneciğim gibi yani normal insanlara da sadece mümkündür. Eğer zamanımda yaşasaydı belki Muhammed abi derdim. Muhammed amca da derdim. Ama şu anda değil. Üçüncü bir şahıs. Ölmüş geçmiş insanlar mesela büyük insanlar aslında sadece tek isimle anırlar. Soyadlarıyla bile anılmazlar. Bir tek isim. Yani siz bugün başbakanla yani, karşılaşsanız Abdullah Gül'le ne diyeceksiniz? Abdullah abi mi diyeceksiniz? Nasıl? Eğer Abdullah Gül'le başbakanla karşılaşsanız Sayın Gül diye mi hitap edersiniz? Abdullah amca siz de yaşıttır belki. Ha, Abdullah abi mi diyeceksiniz? Olay o. Bizim oluşturduğumuz çeşitli formel şeyler var. İnsanların oluşturduğu bir saygı anlayışı var. Tamam. Kur'an'ın anlattığı, anladığı bir saygı anlayışı var. Tamam. Mesela ben sizinkini soruyorum. Ben senin huzuruna, ben bir bakanın veya başbakanın huzuruna belki de böyle bu şeyle çıkmam. Ama Allah bana böyle bakmıyor mesela. İtikada veya kültürde dini de ona uydurmaya çalışıyoruz. Hayır. Peygamber'e sevgi, onun inandığı davaya, onun getirdiği davaya gerçekten inanmak, onun hiç taviz vermediği tek tevhid inancına tavizsiz yani inanmaktır. Yani sizin formülü saygıyı yok ederek saygı gösterme saygıyı formülü yok etmek gibi değil. Mesela benim oğlum ama bana edip takva diye hitap sahibi olmak ediyor. Yok mu İslamiyet'te? Benim oğlum bana edip diye hitap ediyor ve bana gereken saygıyı gösteriyor. Hatta beni sorguluyor, onun sorgulamasını istiyorum. Bu bence en büyük saygıdır bana. Eğer bana
böyle saygı ifadeleriyle söylüyor, körü körüne taklit etse bence bana saygısızlık ediyor çünkü gerçeğe saygısızlık ediyor. Beni körü körüne takip etmesini, böyle şatafatlı şeylerle ifade etmesini istemem. Ne güzel ya, benim bir ismim var, bana Edip dese, Edip hakaret değil ki. Ne güzel, Hulki ne var ya? Hulki, güzel bir isim. Ya illa Cevizoğlu, Sayın, Mayın, bunlar formalite. Bizim uydurduğumuz formaliteler, dini de, Muhammed'i de, Allah'ı da bu formaliteye sokmaya çalışıyoruz. Ama Kur'an böyle bir şey demiyor. Kur'an Muhammed'e Muhammed diye hitap ediyor. Ya Allah böyle Kur'an okurken ya, ne diyorsun? Bir dakika, şimdi orada farklı Kur'an şey. Okurken Kur'an Muhammed diyor. Resulullah diyor. Kur'an diyor ki innellezine yubayi'uneke innellezine yubayi'uneke innema yubayi'unallah. Sana beyat edenler Allah'a beyat ediyorlar. Çünkü o Allah'a yedullahi fevka edeyim. Allah, Muhammed Allah'ı temsil ediyor. Allah'ın eşsini. Tabi Edip Bey, onunla karşılaştırmak ne derece doğru. Muhammed diyor diyorsunuz. Ona hitap eden Allah. Yani haşa şimdi biz kendinizden yukarıdaki birisine hitap edeceksiniz. Ama biz Kur'an'ı okuyoruz. Kur'an'ı okurken... Peki, deminki soruya cevap verin. Şimdi çıktığınız zaman buradan yarın sabah Abdullah Gül'le başbakanla, Sayın Başbakan'la karşılaşsanız. O da sizi tanısa dese, dün gece sizi izledim Edip Bey dese. Siz ona nasıl hitap edeceksiniz? Sayın Başbakan mı dersiniz? Bu günlük konuşmalar arasında. Sayın Gül mü dersiniz ya... Abdullah ne haber mi dersiniz? Tekrar ediyorum. O eğer bir peygamber olsa hiç umurunda değil. Ya bana değil Sayın Tüksel, başbakan işte söylüyorum. Nasıl hitap edersiniz? Ben başbakanı, o başbakan olduğu için onun beklentisi var, onun gücü var. Onu memnun etmek için ona falanca filanca derim. Ama Muhammed böyle takıntılı bir insan değil. Havalandırılmak istenen bir insan değil. Ben sizin gibi bir beşerim diyen... mütevazi bir insan. Beni övün övün diyen bir peygamber değil. Bu milletin inancını sarsmaya hakkınız yok. Yok. Biz Muhammed'in bir densiz bir laf söyledi. Yüzlerce öyle... Aman hocam öyle örnekler vermeyin. O şey, boş şeyler değil. Halkın önünde milyonlar bizi dinliyor. Peki sana bir soru. Sallallahu aleyhi ve sellem deyip duruyorsunuz. Evet. Bu ayetleri niye çarpıtıyorsunuz? Niye çarpıtıyorsunuz? Peki konumuz o değil. 19'u söyleyeyim. 19'u söyleyeyim. Aynı salavat Muhammed'in de bize getirmesini emrediyor Kur'an. Sahabileri kendisine sallallahu aleyhi ve sellem demişler. Senin hadis kitaplarında da yok. Yok senin hadis kitaplarında da yok. Hadisler nerede? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem doludur. Sallallahu aleyhi ve sellem yok. Niye? Senin üzerine hep üçüncü sahas var. Çünkü Muhammed'den sonra uydurmuşlar. Biz bu akşam şifre. 19. Okey. Onun meselesini niye izah edemediğini anladım. O da. Çünkü ayrıntıya çok giriyoruz. Allah razı olsun. Şimdi 28. ayeti okudunuz. 28. ayet diyor ki... 19 mucizesini mi anlatıyorsunuz size göre? Evet, buyurun. Ne tutar ne bırakır diye bir şey. La tubqi ve la tezer. Bakiye Türkçe'ye de geçmiş. Artmak ve la tezer. Tutmak, bırakmak. Bunu mahveder dedi. Mesela tefsir kitapları, tevillerde falan mahveder diye ekliyor. Halbuki ne tutar ne bırakır, niye mahvetsin ki? Ben bunu... Ya tutar olur mu? La tubqi, yarıya bırakmaz demek, ipka etmez yani mahveder demek yani. Geriye bir şey bırakıyoruz. Baki ne demek? Biz matematikte bakiye kullanıyoruz, bakiye kaldı. Baki ne demektir Allah dedi? Sürekli değil mi? Baki olmayan, yani geriye bırakmayan demek ne? Askerlik için, bak... Baki kelimesi Arapça... Biraz Türkçe bilen bilir. Bir dakika, bir sana bir şey söyleyeyim. Bir meydir mesela, yediği üçe bölüyorsun. Kaç kalıyor? Kaç kere var? Nereye yazıyorsun? Yani Amerika'da farklı bir şekilde bölme işareti yapılıyor. Ona kafam karıştı. Bölme, yediği üçe bölündü, böyle mi yazıyorsunuz? Amerika'da farklı biliyorsun. Evet. Şeyi nereye yapıyorsun? Sonucu buraya mı yazıyorsun? Ya ben... Ben Amerika'daki gibi yazıyorum. Amerika'daki gibi yazın. İki kere üç, altı, bunun altına mı yazıyorsun? İyi. Bunun altına yazıyorsun. Şimdi iki kere üç, altı, bakiye budur. Eskiden bakiye derlerdi. Araplarda bakiye bu geri kalandır, arta kalandır. Bakiye arta kalan demektir. Peki. Ama bunu işte eğer savaş... Arta kalmıyor, hiçbir şey kalmıyor. Burada mesela yediği ikiye bilersen... Matematikle falan bırakmıyor. Üçe bilersen... Matematikle değil. Yani Kur'an gelmeye hitap ediyor. Ben matematikle ilişkisini gösteriyorum. İzin verelim bakalım. Matematik profesörümüz burada az konuşturduk onu bu gece ama... istediği yerde müdahale edebilir matematik konusunda. O sakarı atacağım diyor. Sakar nedir? Ben çevirmiyorum. Çevirmiyorum. Allah diyor ki... Sana Kur'an indiği vakit dilini oynatıp da acele etme. Onun açıklaması bize düşer. Sen Allah sakar nedir derken hemen onu açıklamaya giriyorsun. Halbuki diyor ki bekle. Sakar nedir? O cezane veya sakar nedir bilir misin? O ne tutar ne bırakır. Mahveder demiyor. Bu yedi sayısı da efendim bırakıyor. Bir tane ekliyor. Bu ne tutar ne bırakır. Tam ve mükemmel. Tabiri yok ya. İnsanların derisini kavurur diyorsun. Halbuki bu da yanlış. Mahvederi silelim.
Levvahatun lil beşer. Bu çok müthiş bir saptırma. Levvahatun lil beşer. Tamam. En büyük saptırma işte bu. Bir dinle, bir dinle. Ben en seni dinledim. Bak bu. Şimdi sen şey ettin. Lütfen. Evet. İnsanların derisi. Bunları yapmaz ya. Levvahe, levhe kelimesinden geliyor. Levhe şey demektir. Bütün Kur'an'da hiçbir yerde kavurma manasına gelmez. Kavurmayı burada sokuyorsun. Halbuki levhe kelimesi sözlüğe bak. Levhe kökünden türeyen tüm kelimeler tablo demektir. Apaçık şey. Hatta elvah, musevverle elvah da aynı kökten geliyor. Anladım da sizin dediğiniz gibi olsa o kelime öyle olmasa bile 19'da bağlantısı ne bunun? Balansı yani, geliyor çünkü burada 19, saptırma burada 19 başlıyor. Rakamı saptırma geçiyor. Burada başlıyor. Bir dakika. Kesinlikle. 19 rakamının geçmesi 19 şifresi var anlamına mı geliyor Elif Bey? Yok. Geliyor. Bir saniye. Peki. Bir saniye. Levahatun lil beşer insanlığa bir saniye. Bir saniye. İnsanlığa bir levhadır. İnsanlığa bir levhadır. Ben seni dinledim. Lütfen. Biz bu iddialarda bulundun. Lütfen cevabını dinle nezaketle. Levhadır. Bu bir levha kelimesi tüm Kur'an'da geçerken levha kelimesi, levha kelimesi kavurma diyorlar. Beşer kelimesi tüm Kur'an'da insanlık anlamına geliyor. Hatta iki ayet sonra, bir ayet sonra 31. ayette, iki ayet sonra 31. ayetin sonunda zikre lil beşer. Bu beşeriyete bir zikirdir diyor. Bunu insanlık olarak çeviriyorlar. İki ayet öncesindeki beşeri deri olarak çeviriyor. Tamam, halbuki peki, oradan da deri kelimesi beşer olarak geçmez. Ama yarın ashabenler ne demek? Bir saniye bunu şey diyor musun? İki ayet sonraki inna le zikra lil beşer. O beşeriyet için, beşer için bir zikirdir. Onu deri için bir zikir midir diye çeviriyorsun. Ya deriyi de, yani beşeri de mahveder. Sen onu istersen beşer ol. Bişir, eski müfessirler deri olarak çevirdiler bunu. Biliyor musun? Deriyi kavurur. Ama bişir, düşür bunlar deri manasına gelir. Çünkü ama beşer Kur'an'da deri kullanılıyor. Kur'an'da deri için cilt kullanılır. Beşer için sürekli insanlık için beşer. Beşer ne demek? Diyanet içinde var. Beşer insanlık demek. Beşere ne? Derisini kavurur beşere diyor. Bu sonun sonuna bir tek koy bakalım. Yuvarlak bir tek koy. Yok ki burada. Yok ya. Koyduğumuz zaman ne olur? Beşere deri demek. Ama bu beşere yani aynı kelime. Ha aynı sen kelime. Diyorsun onun ki mühendisi, Allah unuttu. Sen ekliyorsun deri insanları illa cehennemde kavuracaksın. Onun dişili. Beşerin dişili. İnsanları beşere illa cehennemde kavurmak tamam, neyse, için. Tamam neyse sen hiçbir şey bilmiyorsun. 19'a gelir. Kesinlikle evet. Soruma cevap hiç bir şey bilmiyorum. Soruma cevap ver lütfen. Edip Bey 19'a gelin oradan. Bir sonra, iki ayet sonra insanlık olarak çeviriyorsan. Vallahi ve billahi şu Kur'an hakkı için sen çarpıtıyorsun. Sen çarpıtıyorsun. Ama kimin adına çarpıtıyorsun? Sen T harfini ekledin. 19'a bir gelsin hocam. Peki. Olmuyor ki. T harfini ekledin. Evet. Gelmezse bu konuyu burada bırakıyoruz. 19'a gelin Edip Bey. Peki geliyorum. Şimdi bir sonraki ayet ondan sonra diyor ki insanlığa bir levhadır, apaçık duyarlıdır ve üzerinde 19 var. Anladım. İzleyicilerimizin dikkat dağılmasın. 19 şifresini bir yerde, bir ayette 19 rakamı geçiyor diye siz bunu şifre haline getirip nasıl buna dönüştürdünüz? Onu rica ediyoruz. Üzerinde 19 var. Yani hocam dediği gibi 6 rakamı da geçiyor. Çok rakam geçiyor. O zaman niye 6 şifresi yok? Ya da birisi 6 şifresi Kur'an'da üzerinde. Kur'an'da 285 kadar rakam tek kullanılıyor. 30 rakam. Evet. Bu 30. ayette üzerinde 19 var diyor. Herkes aynı şey. Bunun şifreyi nasıl dönüşüyor bu? Güzel. Beni kesme sen lütfen. Üzerin bütün rakamlar bu 19 ve 8 hariç hepsi sıfatlarla gelir. Mesela 7 gök, 40 gece, efendim diyelim ki 90 sene, 550 sene. Bunlar yıl, sene, gök sayılarla gelir. Veyahut da 40 adam, 10 emir. Fakat bu 19 sayısı, bir de 8 sayısı var, o da ilginç. Samaniye, 8 benziyor zaten, bilemiyorsun. Ben dedim 8 sayısı bir var, bir de 19 sayısı var, sadece rakam olarak kullanılıyor, bir şeyin sıfatı olarak değil. Burada 19 diyor, 19 melek vardır demiyor, siz sokuşturuyorsunuz. Allah isteseydi der, Allah diyor ki kelimeleri tükenmez. Biz sokuşturmuyoruz, bir sonraki ayette var. Ona geliyorum. Buraya sokmayalım o ayeti. Nasıl şifreye dönüşüyor, onu merak ediyorum. Yani. Tamam 19 kelimesi var. Yani, şimdi bakın geçen hafta da izleyicilerimizden sorular geliyor. Ömer Çelakıl'la şu konuyu tartışmıştık. Evet. Hani rakamları yazıyor, süreleri yazıyor, topluyor ya. Sonra birler hanesini yani ikinci rakam alıyor. Diyelim ki 21 rakam var, biri alıyor. Nereden çıkıyor bu deyince ikinin ikisi tartışması oldu. Tamam öyle bir kelime ikinin birincisi veya ikinin ikincisi kavramı olabilir. O ayrı bir tartışma ama diyelim ki Ömer Çelakıl'ın dediği gibi. Burada da hepiniz katılıyorsunuz. Üzerinde 19 var sözü geçiyor. Müddessir 30. ayet. Bu şifreye nasıl dönüşüyor? Yani ben her gördüğüm rakamı şifre diye mi göreceğim? Yok.
Şimdi onu merak ediyorum. Aslında bunu bulan adam bu ayetten yola çıkmadı. Çok ilginç. Bu ayeti sonradan keşfediyor ve tabii ki sonradan tamam. keşfediyor. Buraya niye bağlıyorsunuz o zaman? Şuna bağlıyorum. Kur'an'ın şeyini, mesela Kur'an, ben birkaç örnek vereyim. Niye? Bunun anlamı çok daha iyi anlaşılacak. Ben 31. ayetten 37. ayete kadar üzerine gitmemiz lazım. Çok ilginç. Ama o zaman kelime tartışmasına giriyoruz. Yok, şifre tartışması kalıyor. Şifre. Kur'an-ı Kerim mesela bak bu adam 1969 senesinde Kur'an'ı kompütere kaydediyor. İlk defa tarihte Kur'an'ı kompütere sokan adam. Ne yapıyor? Onun her bir Arapça harfinin bir İngilizce harf karşılığını sembolü veyahut da şey ediyor ona onun yerine kullanıyor. Böylece Kur'an'daki kelimeleri, harfleri saymaya çalışıyor. Amacı şu, Kur'an'ı çevirirken Kur'an'ı çevirmeye karar veriyor. Çeviriyor, Fatiha suresini bitiriyor. İkinci süreye başlıyor, Elif, La, Mim. Tarih boyunca anlamı bilinmeyen bir sürü spekülasyonlar, her alimin kafasından bir ses çıkmış. Şu en sonunda bazı alimler diyor ki bu bir sırdır, bilmeyiz, bu şifredir. Bunu diyor, biz şifredir diye biz değiliz ki. Bunlar sırdır. Peygamberle Allah arasında hatta gizli bir koddur diyenler var. Bir sürü alimler var. Eski sarıklı alimlerimiz diyor bunu. Anladın mı? Sizin aranızda değil. Eğer öyle Elif, La, Mim. Evet. İlk üç harftir. Bu bir kelime değil. Arapça anlamı olan bir şey değil. Elem diye okunmuyor. Veya takta, sa, Elif, La, Mim, sa. Buna gelince takılıyor. Diyor ki ben inşallah bu ayeti geçmeyeceğim. Anlamını inşallah anlamadınca bu ayeti geçmeyeceğim diyor. Ve tutuyor Kur'an'ı kompütere koyuyor. Beklediği şey şu. Acaba diyor bu harflerin bu surede yani mukatta harfleri dediğimiz başlangıç harfleriyle başlayan surelerde acaba bu harflerin frekansı nedir? Tamam. Bu frekansları alıyor ve bir bakıyor ilginç bir şey o zaman keşfediyor. Bakıyor ki Elif, La, Mim harfiyle başlayan surelerde bu harfler en yoğun geçiyor. Veya da Kaf harfiyle başlayan surelerde en yoğun geçiyor. Ve bunu bir çalışma olarak basıyor. 19'dan hiçbir haberi yok. Ama harflerin sayıları var, çeşitli. Bunu zaten söylemişler abi hocam. Yani tasirle bunları söylüyorlar zaten. Yok, bu yoktu. Frekansla ilgili yorum yok. Söyle bana, referansla çok memnun oldum. Bir dakika hocam, şunu söyleyeyim. Hocam, bazı izleyiciler diyor ki bu 19 rakamını Said-i Nursi de buldu daha önceden. Doğru mu? Evet, şey peki Said-i Nursi bulunca inanıyorsunuz da Reşat Halife bulunca mı inanmıyorsunuz? Yok, öyle bir şey yok. Kim bulursa bulsun. Said-i Nursi de bulsa. Var mı peki böyle bir şey? Hayır, öyle bir şey. Yani, yani Said-i Nursi'nin bu iddiasına karşı. Ama benzeri şeyler olabilir. Hani onda da bazı bazı cıfırdan hareketle bazı şeyler yani Ebced'le cifir. Evet, cifir. Bazı şeyler söylediği ileri sürülüyor. Ama böyle aşırı değil. Okay. Tamam, peki. Şimdi, bağlayın hemen. Ondan sonra bir bakıyor ki bu harfler falan hep 19'un katları ve ondan sonra bir inceliyor. Ben baştan bazı örnekler vereyim. Değil. Seydiniz. Ben aslında Kur'an'da sure sayısı. Ben herkesin inceleyebileceği rahat. Arapça bilmeseniz bile sakın bunlara kanmayın. Yani sayın seyirciler, Arapça bilmeniz de gerekmez. Bunun %90'ını görmek için. Bilenlere sorarız. Bunun %90'ı görmek için aklınızı kullanmanız, gözünü kullanmanız. Kur'an'a tanık olacaksınız. Biz aklımızı kullanırken anlamaya çalışalım sizi. Sure sayısı %14. Niye 100 değil, niye 99 değil, niye 200 değil de 114 gibi böyle şey yuvarlak olmuyor. 114 çünkü 19'un tam 6 katı. Tesadüf, okey, mümkündür. Niye? Tesadüf olabilir. Ama bakalım. Bismillahirrahmanirrahim ilk ayettir. Fatiha'nın ilk ayeti ve Kur'an'da en çok tekrarlanan ayettir. Besmele'ye bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Harflerini sayıyoruz. Bunu biraz harfleri tanımanız gerekir. Yine dili öğrenmeniz gerekmez. Bir alfabeyi alın. Harfler altında bir nokta. B harfi 1, sin harfi, mim harfi 3, 4, 5, lam, lam, he, elif, lam, ra, he, mim, nun, elif, lam, ra, he, ye, mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 harf. Besmele 19 harf. Besmele 21 harf. Besmele 19 harf olduğu konusunda işin ilginci, geçmiş alimler, büyük küçüğü hiç itiraf etmediler. Bende listeleri var. Zamanşehir'de Sıber Kandiye'den çok da... Ben sana şimdi yazayım besmele kaç harf olduğunu. Şimdi bir saniye. Fakat bu 19 mucizesi ortaya çıkınca bunlar matematikten anlamadıkları için veyahut da Kur'an'ı
peygamberle sınırlamak istedikleri için inkar etmeye başladı. İtiraf ediyorlar. Biri diyor 21 harftir, biri diyor 18 harftir, biri diyor 22 harftir. 19 değildir. Halbuki tarih boyunca... Ama bir dakika Edip Bey, şimdi, kitabımın sonunda bir dakika, var. Şimdi 19 öğrenmeye çalışıyoruz. Nereden çıktın da 19 olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani Hazreti Muhammed'i niye etkilesin bu? Yani o, size göre 19 kanıtlanırsa Hazreti Muhammed ortadan mı kalkacak? Hiç alakası yok. O zaman niye karıştırıyorsunuz? Kur'an'a olan inancı güçlendiriyor. Tamam. Böylece... Ama sanki bunu söylerseniz Hazreti Muhammed'in söyledikleri yalanmış gibi bir durum. Hayır, hayır. Yani hadisler Muhammed'in söylediği o ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Evet. Ama şunun etkisi şu. Kur'an'a olan inancın Kur'an'dan olduğuna olduğu zaman, yani kelle sayıları, çoğu Müslümanların inancı Kur'an'ın kelle sayılarından dolayıdır. Veyahut da geçmişte büyük bir bilemeyiz canım, herkes bana mucize demiş öyle ama hayır, ben soruyorum onlara, söyle ispat et Kur'an'ın mucizesi nedir? O biz inanıyoruz. Mucizedir diyorsun, mucize delil demektir. Bana delillerini göster, ebedi bir edebi bu mucize. Nasıl edebi mucize? İzah et yok. Ama Kur'an delilsiz gelmiyor. Buna peki bu 1974 yılında çıktı değil mi? Evet. Peki 1974 yılına kadar 1400 yıldır Müslüman olanlar bu 19 mucizesini bilmeden inandılarsa tam etle inançsız mı öldüler? Onların yani böyle bir şey söylenebilir mi? Bize, biz Kur'an-ı Kerim'e inanmak için 19 mucizesinin 1974 yılında Reşat Halife veya sizin veya bir başkası tarafından ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Yani bugüne kadar milyonlarca insan, Müslümanı kastediyorum tabii, İnancı geçersiz mi? Böyle bir saçmalık olur mu? Musa'ya da soruluyor. Musa insanları Allah'ın dinine tevhid inancına çağırıyor. Ne dedi ki? Peki önceki insanlar bunu işitmedilerse onlar ne olacak? Onların ilmi Allah'a aittir diyor. Ben de öyle diyeceğim. Onların durumunu ben bilmem, ben yargılamam. Ben o insanları yargılamıyorum. Ben sadece eğer böyle bir nimet, Allah'ın bir mucizesi, bir delili yani bize sunursa, Allah'ın insanlara bilir. Sen vermedin, ben istemiyorum deme hakkım yok. O insanlara kendilerini anlayacağı mucizeler, deliller vermiştir. Yani neyse, tabii belki yani, ben onlara sahip değilim ama bana bunu vermişse ben niye nankörlük göstereyim? Anladım da cennetin veya cehennemin kapısında siz durup da gel, geç veya geçme diyecek insan değilsiniz. Peki. Yani o Besmele 19 harftir. Ben biraz sonra sizi bakacağım, 21'e nasıl çıkarıyorsunuz onu merak ediyorum. Çok evet. İlginç. Buradan şifreye nasıl dönüştürdünüz şifreye bu rakama? Bakıyoruz. Biz tabii ki bir sistem var, onu görüyoruz. İsim kelimesi bende concordance var. İsim Besmele 4 harften oluşuyor. İsim ad demek. Allah Tanrı demek, kapital harf. Allah ilahın el kelimesiyle birleşme. Yani el ilah The God veya Er-Rahman. Ya o The God diye gelmemiş canım. Yani ne geçiyor? God diye geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Onu Amerikalılar söylüyordur. Rahim. İsim. Allah, bunu yazayım, başlayayım beni. Rahman. Rahmet sahibi Türkçe'ye geçmiş. Rahim. Sevgi dolu. Seven, sevgi dolu. Artık böyle çevir. Şimdi isim kelimesi Kur'an'da 19 kez geçiyor. 19 çarpı 1. İsim, Allah kelimesi tüm Kur'an'da, tabii ki o iki ayet hariç, daha sonra onu fark ettik. 2698. 19 çarpı 142. Rahman kelimesi tüm Kur'an'da tam 57 kez geçiyor. Ne fazla ne az. 19 çarpı 3. Rahim kelimesi bütün Kur'an'da kaç kez geçiyor? 114 kez geçiyor. 19 çarpı 3. Bunu hesaplarken iki şeye bakıyoruz. Bir, Fatiha'nın başındaki besmele ilk ayet olarak kabul ediyoruz. Yani bugünkü mevcut nüshaların çoğunda bu besmele, Fatiha'nın başındaki besmele ilk ayet, birinci ayet olarak numaralanmış ayet. Ve bir de bir surenin ortasında bir besmele var. O kabul ediyor. Diğer ayet, diğer besmeleler tekrar olduğu için, numaralanmadığı için onlar bu sayıma dahil edilmiyor, bu kelime sayımlarına. Bu sistemde bir bakıyorsun hepsinde 19'un katı. Hatta öyle detaylar var ki, bir detaya sadece örnek vereyim. Mesela bunların faktörleri de 19'un katı. 142, 143, 144, 145, 146. Evet, peki. Tamam. 152. 152 miydi? 140. 19 çarpı 6 olacaktı, özür dilerim. 152 katı oluyor. 19 çarpı 152 toplam. Şimdi huruf-u mukattalara geçelim. Bakıyor ki sureleri... Ne demek huruf-u mukatta? Yani Kur'an'da 29 surenin başında harfler var. Mukatta kesik yani, harfler demektir. Kısaltılmış harfler. Kısaltılmış harfler. Elif, lam, mim gibi. Elif, lam, mim. Evet. Sileyim mi bunu? Silin, evet, anladık. Anladık, silin siz. Yani onu biz defterimize geçirmeyeceğiz. Ben size göstereceğim çok ilginç bir tablo var. Yeni keşfettik.
Bu yeni çıktı. Yok yani yeni keşfettik derken seni o kitapta vardı ama çok kişi bilmiyor. O tabloyu aslında buraya şey ettim, bunu gösterirsiniz inşallah ekranda. Mesela Kur'an'da bu harflerin anlamı şu ana kadar bilinmiyordu. Şu anda şu mu? En az bir anlamını bulduk. Evet, bunlar hepsi birlikte. Evet. Mesela Kaf harfiyle başlayan iki sure var. Kaf harfiyle 50. sure ve 42. sure. 50. surede tek başına geçiyor. Kaf suresi zaten deniyor. Bir harftir. Ve 42. surede Hamim, Aynsin, Kaf 5 harften bir tanesi olarak geçiyor. Her iki suredeki kafların sayısı 50, 42 114 oluyor. Yani o surede geçen şu harfi bir yuvarlak iki nokta üzerinde sayarsanız Arapça bilmenize gerek yok. Hatta ben kitabımda ilk baskısında satır satır numaralarını verdim. Kaç kez geçtiğini maalesef yeni baskıyı yapan yayın evi onu kaldırmış ortadan. İnşallah düzeltilecek o. 114, 19'un kaç katı? 6 katı. Mesela başka sat harfiyle başlayan kaç sure var? Tamam, 38. Peki başka örnekleri vermeyelim. Varacağınız yeri söyleyin de oradan tartışalım. Nereye varıyoruz burada? Elif Lamim harfinde problemimiz var. Çünkü elif harflerinde tarifatlar yapılmış. Şu anda bende Taşkent kopyasının bir bölümü var. Diğer kopyalarla birlikte incelememiz lazım. Çünkü elif harfleri ziyade olarak sonradan eklenmiş. Dedi ki hareke mareke noktalar eklenmiş. Doğrudur. Fakat yani bir harfin durumu kelime içerisinde anlaşılabilir. Mesela BT harfinin durumu kelime içerisinde, bağlam içerisinde anlaşılabiliyordu. Evet. Şimdi Kur'an'da diyor ki ayetlerin numarası yok eskiden. Doğrudur. Ama bir sayım varsa bağlıyor hocam. Bir diyelim ki 5 parmak, kaç parmağın var? 5 parmak. Allah Allah. Parmağımda 5 yazmıyor. Sayı rakam yok. Valla eğer bir sıra varsa, dizi varsa sayabilirsin. 1, 2, 3, 4, 5. Eğer cümleler varsa orada kaç cümle vardır diye sorabilirsin. Birinci cümle, ikinci cümle diye sıralayabilirsin. Eğer bir dizi varsa orada matematik var zaten. Peki bu işin başka ciddi boyutuna gelelim. Şimdi buyurun siz oturun yerinize. Ama ayeti okuyayım o zaman. Bağlayı. Oturduğunuz yerde okuyabilirsiniz. Buyurun. Tamam. Evet. Şimdi ben okurum size. Uzun bir ayet burada. O çok önemli. Şimdi 30. ayetten sonra üzerinde 19 var. Ve sanıyorum ki insanlar bunu cehennem olarak anladılar. Gayet açık. Ondan sonra 31. ayet nazil oluyor. Halbuki Allah Kur'an'ın kılsız olduğunu iddia eden insanı hemen sen nasıl böyle söylersin seni cehenneme atarım demez. Allah bilen insandır. Estağfurullah. Allah bilendir ve Allah hikmet sahibidir. Allah ona delil gösterir. Ve nitekim 31. ayeti diyor ki biz ateşe bekçiler olarak elbette melekleri atadık. Onların sayısını ateş da... Ateş cehennem işte yani. Öyle onların sayısını yani. Da... Bir dakika ayrı bir konu. Yani demek ki insanlar onu anlayamıyor ama onların sayısını da sayıyı ayırıyor. Onların sayısını inkar edenler için bir fitne ve hırsızlık kaynağı yaptık. Evet. Kendilerine kitap verilenleri ikna etsin. İnananların inancını güçlendirsin. Peki. O sayı. Peki. Kendilerine kitap verilen... Evet. Şimdi bakın burada bütün bu 19'ları ayrıntıları söylediğiniz sağ olun. Sayın Beyaz'ın da, Sayın Süleyman Ateş Hocamızın da vurguladığı bir konu var. Tehlikeli konu bu. 19 mucizesi olmuş, başka bir rakam olmuş. Mesele o değil galiba. Varılmak istenen yer nedir o? Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmek, bozmak, işine gelmediği zaman çıkarmak, eklemek. Nitekim siz de iddia ediyorsunuz, diyorsunuz ki Tevbe 19 mucizesi vardır. İşte o zaman bu mucizeyi her tarafa uygulayalım. Tevbe ya da Tövbe suresinin son iki ayeti de Kur'an-ı Kerim'e eklemedi. Niye ekleme? Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. İşte 19'a uymuyor diyorsun. İşte tehlikeli nokta bu. Kur'an-ı Kerim'e bozulmamış, korunmuştur denen kutsal kitaba eklemeler yapıyorsunuz, oynuyorsunuz. Yoksa 19 olsa ne olur? Bu kadar karşı çıkmazlar. Siz başka bir şifre de bulabilirsiniz. Bunların sonucunda varılmak istenen Kur'an-ı Kerim'in ilahi yönünü yok etmek diyor hocalar ve Kur'an-ı Kerim'e el değdirmek, yani manipüle etmek, o ayetleri çıkarmak, başkalarını eklemek, niye? Kendi hayalinizdeki şifreye uydurmak endişesi. Yani yıllarca Müslümanlar ne dedi? Allah İncil ve Tevrat'ı da indirdi ama insanlar tarafından bozuldu bu. Kur'an-ı Kerim bozulmamıştır dedi. O zaman ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Vay siz misiniz bunu söyleyen ey Müslümanlar deyip bazı Hristiyan ya da bazı Musevilerin el altından, bu bir varsayım tabii, el altından biz de Kur'an-ı Kerim'i o zaman bozmaya çalışalım. Peki nasıl bozalım?
şifreler koyalım, kehanetler koyalım, uymazsa çıkaralım, ekleyelim gibi. Sonra da bir süre sonra denecek ki bak Kur'an-ı Kerim nasıl bozuldu. Nasıl bozulduğunu herkes unutabilecek ama böyle tehlikeli bir durum ortaya çıkacak. Herkesin endişesi bu. Siz de bunu söylüyorsunuz kitabınızda. Bu endişe Kur'an'a inanmamanın şeyidir. Yok, çünkü yok. Allah diyor ki biz kuruyacağız. Bir dakika, bir din psikoloğu var. Profesör Recep Yaparel. İyi geceler hocam. Kur'an'a inanmıyorlar ki Allah'a. Sayın Yaparel. Evet. Buyurunuz. Ben bir iki noktada katkıda bulunmak istiyorum programınıza. Daha önce de izledim ancak ulaşma imkanım olmadı. Edip arkadaşımızı ya da onun izniyle Edip'i programlarınızda zaman zaman izledik. İlginç görüşlerle katkılarda bulundu. Ancak ben olaya biraz psikolojik açıdan yaklaşmak siz istiyorum. Siz nerede hocasınız? Ne? Bu olaylarında izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Yaparel, nerede hocasınız siz ya da nerede çalışıyorsunuz? Ben 9 Eylül Üniversitesi evet. İdariyat Fakültesi'nde din psikolojisi öğretim üyesi. Evet. Daha önce de bir iki programımıza katılmıştım. Buyurun. Az önce Beyaz Hocamızı izledik. Bazı iddialarda bulundu. Ancak da bu iddialarının doğruluk derecesini teyit etme durumunda değilim. Ancak karşılıklı oldu. Evet. Evet. Ancak Edip'e bir iki soru sormak istiyorum. Çok güzel. Daha önceki programlarında da bazı açıklamaları olmuştu. Hatta bazı tartışmalar yaşanmıştı. Çünkü bunu niye böyle soruyorum? Çünkü düşünce adamlarının ya da fikir üretenlerin ortaya attıkları fikirler kadar o fikirleri hangi ortamda geliştirdikleri de fikirlerinin anlaşılması bakımından son derece önemlidir. O bakımdan biz psikolojide özellikle teorisyenlerin düşüncelerini incelerken o teorisyenlerin aldıkları eğitimi hangi şartlarda yetiştiklerini de irdeleriz, hesaba katarız. Acaba Edip arkadaşımız, Edip, benim bilebildiğim kadarıyla 80 öncesinde ODTÜ'de makine mühendisliğinde okuyordu. Öyle mi? Doğru. Makine mühendisliğinde okumuş muydu? Evet, birkaç sene. Makine mühendisi oldunuz mu? Hayır. Olmadı. Şu anda bir hukukçu olarak sanıyorum evet. Katılıyorsunuz. İlahiyatçı değilsiniz. Bir saniye. Makine evet. Mühendisliğini devam ettirmemin sebebi ODTÜ'de o zaman boykotlar ve kavgalar evet. Vardı. Bir seneden fazla boykotla evet. Geçti. Yani geçmişinizde matematikle bir ilgilenme var. Gayet tabii sürekli. Dinle de ilgilenir miydiniz dinle? Gayet tabii o zaman bir hayli. O günkü dine bakışınızla bugün sergilediğiniz dini anlayışınız arasındaki değişimin psikolojik süreci hakkında bilgi verebilir misiniz? Ben psikanaliz... Bu dönüşümü nasıl yaşadınız? Bu psikanalizi diğer arkadaşlara niye yapmıyorsunuz? Yani ben farklı görüşte olduğum için mi benim burada zayıf görüyorsun? Ben herkese yaparım ben psikolog olarak da. Sayın Ateş'e bir yapın önce ondan sonra bana gelin. Güzel kardeşim. Bir kere bakın ben Ateş hocamızı da tanırım. Ankara İlahiyat'ta doktora yaptım. Peki benden sonra ona yapmaya kalk... Muhatap alması açısından da bazı... Peki benden sonra ben sana cevap vereceğim. Benden sonra onu da aynı psikanalize tabi tutarsan çok memnun olacağım. Adil ol lütfen. Hayır. Bakın ben bir psikanalist olarak değil, bir din psikoloğu, bir bilim adamı tamam, olarak dinliyorum. Dinleyicilere katkıda bulunmak istiyorum. Oldu. Bakın çok iyi niyetle sizin bu düşüncelerinizi nasıl geliştirdiğinizi, nasıl bir psikolojik conversion sizin anlayacağınız dille de söyleyebilirim. Olacağım. Çünkü ben de Amerika'da bulundum. Fakat döndüm ve ülkemde bilimde katkılarda bulunmaya çalışıyorum. Aramızda ya da gitmişsiniz. Recep Bey, dönme imkanı bulamamışsınız. İzleyiciler arasında Amerika'da bulunmayanlar var kuşkusuz. Onun için sizi Türkçe söyleyin de anlayalım. Dönüşüm demek efendim. Conversion din psikolojisinde özellikle dini hayatta yaşandığı bilinen bir dönüşüm. Yani Sayın Edip Yüksel bir dönüşüm mü geçirdi diyorsunuz? İşte benim gözlemime göre daha önce izlediğim kadarıyla geçmişteki dini anlayışıyla şu anda ortaya koyduğu dine bakış tarzı arasında bir farklılık var. Gayet ben bunu biliyorum ve bildiğim için yöneltiyorum bu soruyu. Acaba kendisinden, birinci elden bu dönüşümü nasıl yaşadığını, bu dönüşüme kendisinin hangi yollardan geldiğini açıklarsa bu yaklaşımını daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Kısaca cevap vereyim dilersen. Evet. Ben 19 sistemini daha önce öğrenmiştim. Tabii
Onu öğrenen ki benim ilgimi iki yönden çekmişti. Ondan önce ben bir grup kurmuştum kendim Akıncılar bünyesinde. 80 öncesi. FTH 19 ismini vermiştim. O zaman ne 19 mucizesini biliyordum. Hatta Besmele 19 harf olduğunu bile bilmiyordum. O zaman aklıma 19 sayısı bir anda geldi. Dedim ki 19. Ve bu grup bir hayli böyle o zaman konu oluyordu. Duvarlara FETÖ 19 diye yazıyorlardı. Hatta polis sorgulamalarında da var. Daha sonra 1980'de 12 Eylül'den birkaç hafta önce ben bir konferansa katıldım. Müslüman Gençlik Konferansı, Dünya Müslüman Gençlik Konferansı. Orada Ahmet Didat'tan 19 sistemini öğrendim. Çok ilgimi çekti. Bir ve 19 benim sayımdı. Herkes bana 19 diye takılırdı. Fakat bunun Kur'an'da hatta olduğunu bile bilmiyordum. Kur'an'ı okurdum ama dikkatle okumuyordum. Kur'an'da bir sürü rakam var. İlgimi çekmemişti. Ondan sonra bir de o zaman çeşitli tartışmalar olurdu. Kur'an Allah'ın sözü mü değil mi? Bu matematiksel bir delil getiriyordu. O yönden de ilgimi çekti. Daha sonra ben cezaevine düştüm. Cezaevinde bu kitapçığı çevirmeye karar verdim. Fakat çevirmeden önce oradaki iddiaları kanıtlamak için bazı araştırmalar yaptım. O zaman kelime sayımlarını buradaki bu indeksle, konkordansla yaptım. Harf sayımlarını da arkadaşları gruba böldüm. O zaman Akıncılar hepsi Kartal Maltepe'de bir iki koğuştaydık. Çoğu okumasını biliyordu, anlamasa bile. Onlara grup grup harfleri saytırdım ve karşılaştırdım. Sonunda ikna olunca çeviriye ve yayınlamaya karar verdim. Ama o zaman yine gelenekçi bir dini anlayışım vardı. Şeriatçıydım. Teokratik bir devletin özlemiyle yanıp tutuşurdum. İran gibi bir devlet olmasını istiyordum o zaman. Fakat seneler sonra Reşat Halife ile irtibat kurmam nasip oldu. O zaman ben Amasya'da askerdim. İşte izne çıkardım. O arada bir mektuplaşırdım. Bu adam baktım farklı bir dini anlayışı var. Baktım ki benim gibi inanmıyor. Ben ona hadisleri delil gösteriyordum. O bana Kur'an'dan ayetlerle cevap veriyordu. Bu bir süre sürdü. Böyle 5-6 ay kadar her hadise bir ayetle cevap verdi. Baktım ki hadisler çelişiyor bununla. Ben sonunda bana bir kitabını gönderdi. Kur'an İslam diye bir kitap. Sadece ayetleri alıyor. Yani çarptırılan, saptırılan ayetleri yan yana koymuş. O gece, o 1 Temmuz 1986 hayatımın en önemli dönüm noktası. O gece baktım, Kur'an'ı inceledim, o ayet gösterdiği ayetlere baktım. Ve o gece Allah'a hamdolsun dedim, dinimi sadece Allah'a özgüleyeceğim. Şu ana kadar Allah'ın dini diye falanın filanın, falan alimin, falanca hocanın, şeyhin uydurduğu bir sürü külliyatın peşinde gittim. Bunlar Allah'ın dinini ortaçağ kültürü haline dönüştürdüler. Sadece Allah'a özgülenmesi gerekendiğini, Allah artı peygamber, artı sahabe, artı tabi'in, artı büyük alimler, müştehitler, artı küçük alimler, artı şeyhler, şeyhcikler dini haline soktular. Ben dedim ki dinimi sadece Allah'a özgüleyeceğim. Ve o zaman da muzanımana Allah hamdolsun dinimi Allah'a özgüledim. Allah'ın kelamına hiç ortak koşmuyorum. Çünkü Allah'ın kelamı yeterdir diyor. Hocalar diyor ki yani Allah'ın kelamındaki mucizeyi evet, inkar yani, için diyorlar ki Kur'an açıktır. Ama hadisler gelince hayır Kur'an açık değildir. Bütün mucizelerle hadis Kur'an'ı açıklıyor o halde. Yani müthiş münafıklıklar var. Kur'an açıktır derken aslında ona inanmıyorlar. Evet. 1 Temmuz 1986 hayatınızın en önemli gecesiydi. Orada dönüşüm geçirmiş Sayın evet. Yaparak. Evet. Acaba bugün de bu konulara ilgi duyanların acaba bu bilgilerinin altında belli dönüşümler mi var? Mesela onların da sorgulanması lazım. Acaba Ömer Çelakıl arkadaşımız da nasıl bir dönüşümden sonra bu tür konulara ilgi duymaya başladı? Neyse bakın, siz nereye varacaksınız onu öğrenelim Sayın Hocam. Efendim? Yani herkes bir dönüşüm geçirebilir. Ona inanır sonra başka bir şeye inanır. Sahabeler de dönüşüm geçirirler. Peygamber de. Özellikle günümüzde dine ilgide bu tür olaylar önemli rol oynuyor. Bunu tabii belki şurada şu anda tartışılması mümkün olmayan değişik boyutları olabilir. O bakımdan bu konuların gündeme getirildiğinde, bu konular gündeme getirildiğinde bazı kişiler üzerinde yapabileceği etkileri de göz önünde bulundurmak gerekir. Bakın biz psikolojide ya da psikiyatride sınırda dediğimiz kişiliklerden söz ederiz. Yani bazı insanlar bir takım olayları ateşleyici olarak beklerler ve bu olaylar o kişilerin dönüşüm yaşamaları için bir fırsattır. Bu tür olaylara, özellikle bu tür konulara günümüzde ilgi duyan kişilerin
sanıyorum bir arayış içerisinde oldukları için bu tür programlar biraz da ilgiyi körükleyici bir rol oynuyor gibime geliyor benim. Bu yönünün de göz önünde bulundurulması gerekir. Beyaz hocamız az önce sanıyorum programlara eleştiri yöneltirken bu noktaya da dikkat çekti. Elbette ki bu konuların tartışılması gerekir. Ancak tartışılırken olayın çok farklı boyutlarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Ben özellikle Edip'e böyle bir soruyu yöneltirken onunla ilgili bazı bilgilere sahip olduğum için ya da dediğim gibi programlarda izlediğim için kendisini bir psikolog gözüyle kendisinin anlatmasını istedim. Elbette bir takım krizler, insanın yaşamındaki bazı olaylar, olaylara farklı açıdan bakmaya neden olabilir. Anladığım kadarıyla Edip arkadaş da hayatında bu tür krizler yaşamış. Ve ben krize değildim o zaman, güzel kardeşim. Size ifade etti. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben krizde değildim o zaman ama sizin bu psikoloji analizleriniz yani, Muhammed Peygamber için de yapılabilir. Onun dini, onun dinine inanan ve değişimden geçen bütün insanlara da yapılabilir. Siz inanmıyor musunuz? Yapılabilir tabii. Yani, Muhammed'e inanmıyor musunuz? Onun dini derken. Bir dakika. Yani Muhammed hocam. Peygamber'in dinine veya dinimize tabii, yani, tabii. Bu anlamda söylemiyorum. Yani, evet, sen inanıyor musunuz? Siz inanıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? Gayet tabii. Peki. Yalnız Recep bu hocam. Psikolog daha önce bana demişti ki ben sadece Kur'an mesajını iletmeye başladığım ve kitaplarımı eleştirmeye başladığım zaman bu psikolog arkadaş bana demişti ki Edip sen evli değilsin sanıyorum evlenmen iyi olur. O zannediyordu ki benim problemlerim bekarlıktandı. Onun teorisi de onu kitapları da galiba öyle okumuştu. Ben evlendim aynı şey hatta daha büyük bir heyecanla devam ediyor. Yani onun için psikologların bir sürü teorileri vardır. Bak, bazı psikologların kendilerinin psikoloğa ihtiyacı vardır. Bak, güzel kardeşim. Yani bu konuyu biz tartışırken ben burada objektif bir şeye dikkat ediyorum. Sen tutuyorsun benim efendim bakın, psikolojime getiriyorsun. Olayla Edip, alakası yok. Edip, bak Edip, Edip diye hitap ediyorum çünkü izin verdiğim hoşuma için, gidiyor. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bakın, sizin şu anda dile getirdiğiniz İslam değerlendirmesini ülkemizde bilen çok değerli hocalarımız vardı o dönemlerde de. Evet. Az önce ifade ettiğin anlayışın yanlış olduğunu dile getiren çok değerli alimlerimiz vardı. Niçin onların kitaplarından değil de 19 mucizesini bekledin? Çünkü bazı yanlışların olduğu yüzyıllardır söyleniyordu. İslam dünyasında bir takım olayların yanlış anlaşıldığı, daha farklı ele alınması gerektiği yeni bir olay değildi. Evet. İşte açıklığa kavuşturulması gereken husus bu. Maalesef diyorum ülkemizde özellikle son dönemlerde din hakkında konuşanlar bu alanı çok fazla bilmeden konuşuyorlar. Hani kültürümüzde bir laf vardır. Yarım hoca imandan, yarım doktor candan eder. Sanıyorum bu tür programlar insanları da imandan etmesin diye düşünüyorum. Hocam sizin açıklamalarınız varken kimse dininden imanından çıkmaz, merak etmeyin. Ayrıca bir programla insan dininden çıkacaksa yani, zaten onun bakın, dini imanı zayıf demektir. Az önce bir kavram kullandım Sayın Hulki Bey. Az önce bir kavram kullandım. Bu psikolojide önemli bir kavramdır. Ve her toplumda bir takım risk grupları vardır. Bazı meselelerin, bazı problemlerin ulu orta her yerde tartışılması bu kişiler için bir ateistleyici, bir harekete geçirici olabilir. O bakımdan bu konular tartışılırken üslup ve tavıra dikkat edilmesi gerekir. Mesela az önce hocamıza yönelik olarak tavrı bir dinin tartışıldığı, bir din kavramının ele alındığı bir oturumda pek şık olmuyor. Yani şık bir tavır. Peki hocanın tavrı iyi miydi? Lütfen adil ol. Sen benim psikoanaliz yapıyorsun, benim bu tartışma üslubumu eleştiriyorsun. Hocanın tartışma üslubu benden bakın, daha... Yine... Lütfen Allah aşkına adil ol. Yani bakın ben bir durumu tespit ediyorum. Yani tespit edemiyorsun maalesef. Maalesef peki. Tespit edemiyorsun. Peki. Anlatıyor muyum? Yani bir yargılama değil. Yargılıyorsun zaten. Gözlemlerimin bende uyandırdığı izlenimleri dile getiriyorum. Çünkü şeyin var. Sen yani bu konuda... Maalesef ülkemizde sadece din konusu değil. Her konu tartışılırken üsluba dikkat edilmiyor.
Dolayısıyla çok ciddi konular sanki değersizmiş ya da anlamsızmış gibi algılanabiliyor. Peki beyazın üslubu güzel miydi? Peki üslup konusunda ya, uzaklaşıyoruz şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Üslere yönelik olarak değil. Tarafınızı bana yönelttin. Edip Bey bir saniye. Edip Bey bir saniye. Sayın Yapar'a son cümlenizi rica ediyorum. Ben teşekkür ederim bu izni bana verdiğiniz için. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Bilginizden yararlanmak istedik. İzin değildi. Sayın Hüseyin Hatemi diğer hattımızda. İyi geceler Sayın Hatemi. İyi geceler. Herkese selam. Buyurun hocam. Ben şunu arz etmek istedim. Çünkü tıpkı Zekeriya Beyaz Bey'e ve Edip Yüksel'in de burada söylediği gibi müracaat etmiş. Bu çocuk sana da müracaat etti. Ben de bunu anlatmak istedim. Benim kanaatim... Ömer Çelakıl size de mi başvurdu? Benim anlatmak... bu sebeple faydalı gördüm bahsetmeyi. Kitap yayınlanmadan önce mi sor ama? Kitap yayınlanmadan çok önce. Evet. 2001 yılı sonlarında. Ve şöyle başvurdu. Fakültede bir gün ders arası yanıma geldi. O zamana kadar hiç tanımadığım bir çocuk. Ve kardeşimin öğrencisi olduğunu, kardeşime Kur'an'ın şifresini keşfettiğini söylediğini ve bir ön söz yazmak için kardeşime müracaat ettiğini, kardeşimin de ben bu işlerden anlamam diyerek bana gönderdiğini söyledi. Birader sana gönderdim demiyor ama kendisi bana öyle söylediği için ben de demek ki onun bir öğrencisi diye dinledim ne istediğini sordum. Şey diyor, ben işte Kur'an'ın şifresini buldum, ben işte matematiğe meraklıyım, şöyleyim filan. Bu şifreyi buldum, şimdi sizden isteyim, bana bu kitabı neşredince bana bir ön söz yazar mısın? Ben tabii Kur'an'ın şifresi, bu şekilde bir şifresi olabileceği kanaatinde değildim. Fakat o sıralarda hiç değilse kurmazca, Tevrat'ta da hiç böyle bir şifre olmamasına rağmen o sıralarda hani özel garazlarla Tevrat'ın şifresi diye bir kitap çıkmıştı. Aklıma o geldi, onun gibi bir kitap mı yazdınız diye sordum. Hayır öyle değil, ben şey yaptım dedi. Oradan doğruya matematiğe dayanan bir şey. Yani özel garazı olmadığını söyledi. Ama elinde hiçbir tek sayfa yoktu. Ben de bunun üzerine peki öyle ön söz ezbere yazılmaz ki getirin bir bakayım ona göre. Ben de birader gibi pek anlamam bu iş. Matematikten pek anlamam dedim. Ama gelin getirin bir bakayım. Ben o Zülkarneyn kitabını yazan ama akıl hastası vesaire olmayan arkadaşım da kitabını bana önce getirmişti. Ben de şey demiştim, ben aynı fikirde değilim, tereddüt ediyorum ama bu kitap iyi bir incelemeye benziyor. Yayınlayın, tartışma doğursun diye. O da yayınlamıştı. Bunun gibi sen de getir bir göreyim dedim. Ama 1,5 ay kadar 2002 yılı başlayıncaya kadar bana hiç kitabı getirmedi fakat her gün istisnasız telefon etti ve haftada da 2-3 kere geldi. Her gelişinde de eli boş geldi. Ben de sonunda şey dedim, peki siz bu kitabı yazdıysanız niye bana getirmiyorsunuz? İşte neşretmeden önce görünmesini istemiyorum. Siz bana bir basım evi bulun dedi. Ben de bir nevi kurtulmak için peki ben bir basım evine telefon ederim. Sizi oraya gönderirim. Onlar incelerler. Neşretmek isterlerse neşrederler diye o Zülkarneyn kitabını basan basım evine telefon ettim. Ben bu kitabı görmedim ama siz inceleyin. Eğer bir yanlış bulmuyorsanız, basarsanız, bulursanız, söylersiniz diye. Tabii gönderin dediler. Oraya da hiçbir şey götürmeden gitmiş.
ve sonra tekrar bana geldi. Bunlar çok para alırlar, kitabı fazla paraya satarlar. Halbuki ben bedava dağıtılmasını istiyorum dedi. Halbuki bu kitabın üzerinde şimdi de bir çelişki olarak 9 milyon fiyat var. Belki de daha fazladır şimdi. Ben de peki başka bir yayın evine göndereyim diye başka bir yayın evine gönderdim. Oradan da aynı şekilde hiçbir şey göstermeden geldi. Bu defa siz bu kitabı yazmamışsınız. Ben anladım dedim. Yani boşuna uğraşmayın. Eğer yazmadıysanız, hayalinizde varsa bana da artık gelmenizin faydası yok. Bunun üzerine hayır yazdım itimat edin ama 1,5 sayfa var elimde ancak. Çünkü bu siz matematikten pek anlamadığınız için bunu diğer kitaplar gibi zannediyorsunuz. Benim elimde özü var dedi. 1,5 sayfalık bir formül. Bunu size göstersem zaten anlamazsınız. Onun için bana müsaade edin. Ben imtihana gireceğim tıp fakültesinde. Bu finallere giriyorum. Bir ay sonra size bu kitabı o 1,5 sayfalık formülü genişleterek getireceğim dedi. Peki dedim. İşte bir ay kadar sonra hakikaten geldi ama 1,5 sayfa varsa eğer başta baktım el yazısıyla yazılmış 2,5-3 sayfalık bir şey. Ama o kadar saçma ki hiç bu başkasının yazdığı kitap gibi bile değil. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını işte sure numarasına gene bir manipülasyonlar yaparak İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması şu surede belirtiliyor diye. Ben de eğer böyleyse bütün keşfettiğiniz formül, siz bu kitabı hiç basmayın daha iyi. Herkes de tepki uyandırır. Çok kötü tesir eder dedim. Çünkü bir şey yok bu kitapta ve yazdığı şeylerde yanlışlar da vardı dini bakımdan. Şimdi unuttum çünkü örneğini almadım tabii, vermezdi de. Sonra siz matematikten anlamadığınız için gene anlayamadınız diyerek gitti. Bir 5-10 gün sonra bu defa ben basacak birisini buldum. İşte sıra dışı yayınları, evet. Erkun Can'dan dedi. Sıra dışı değil, sınır ötesi. Ha, sınır ötesi. Evet, biraz sıra dışıyla karıştırdım. Evet. Onlar... Biraz hızlı özetleyin Sayın Hatemi. Evet, bunun üzerine şey, bu Erkun Can'dan bu kitabı kendisinin yazmasını kabul etti dedi. Benim formülüme bakarak, çünkü ben İslami konuları, olayları filan pek bilmiyorum. Onun için ben formülünü verdim, matematik formülünü. O da o formüle bakarak kitabı İslam tarihine ve Kur'an-ı Kerim'e tatbik edip kitabı yazacak dedi. Ama ben gene de sizin yazmanızı tercih ediyorum. Siz yazın bu kitabı dedi. Ben formülü size vereyim. Hiç İsmimin de kullanılmasını istemiyorum. Sadece siz yazın, kendi adınızı çıkarın. Millet öğrensin yani anlamına. Ben de o zaman anladım ki bu çocuk şahıs, hani neyden tefikin bir tasnifi vardır. Ya marazdır ya garazdır bu gibi hallerde. Ben baktım bununki maraz. Onun için şey dedim, böyle şey olur mu, ben böyle şey yapar mıyım, başkasının kitabını, başkasının formülünü alıp kitap yazar mıyım diye kesin reddederek gönderdim. Ondan sonra kitap çıkmak üzereyken bilmiyordum da, birader vasıtasıyla tekrar bana başvurduk, kitap çıkmak üzere. Bari bir ön söz yazsın diye, ben de ön söz yazamayacağımı kesin söylemiştim diyerek biraderin bu elçiliğini reddettim. Bir hafta kadar sonra da kitabı kitapçılarda görünce tabii almaya bile hiç istek duymadım. Ama 2 gün sonra baktım
Hürriyet gazetesinde yapılan bir röportajda ben bu kitapla çok ilgilenmişim ve İslami bir yayın evinin basması için uğraşmışım ama o da bilimsel tarafsızlığını korumak için şey yapmamış. Benim bu teklifimi kabul etmeyip... Bir kısmı doğru, siz de söylediniz. Ben de çeşitli yayın evlerine gönderdim. Ama ben onun isteği üzerine ben kendim kurtulmak için gönderdim. Yoksa görmediğim formülle nasıl ilgilenebilirim? Yani hani bazılara dış politikada ver kurtul politikası... Hayır, ver kurtul değil. Görmediğim için incelemeyi bari hiç olmazsa i̇şte batan... Yayınlat kurtul gibi... Hayır, batan kitabı bir incelesin dedim onlara. Ben peki, bu kitabı görmüş değilim. Siz inceleyin, basın isterseniz. Şöyle. Şu anda gördünüz mü? Yani şu ana kadar yayınlandıktan sonra gördünüz mü? İşte şöyle oldu. Ondan sonra bu sesini tanıdığım için telefon etti. Fakat yabancı birisiymiş gibi. Bir okuyucuymuş. Dışarıdan ilgilenen birisiymiş gibi telefon edip bir hafta kadar sonra bu röportajdan Kur'an'ın Şifresi diye bir kitap çıktı, gördünüz mü diye sorunca ben artık sinirlenerek beni niye reklamına alet ediyorsun diye bağırıp çağırıp telefonu kapattım. Bunun üzerine sonra baktım bir televizyondaki programda bazı basın organlarında Hatemi kardeşlerim beni desteklediği yazılmış. Ama böyle bir şey yok, asılsızdır demiş. Şimdi olayın hikayesi böyle. Hocam bir dakika, bu hikayeye ben de bir katkıda bulunacağım. Evet. Çok ilginç bir noktayı açmaya katkı sağladınız. Kendinizle ilgili bölümü açtınız. Ben de benimle ilgili bir bölümü açacağım. Bunu da ilk defa söylüyorum, siz söylediniz. Benzer bir olay benim başımdan da geçti. Size de mi başvurdu? Anlatayım baştan itibaren. Şimdi dediniz ki kitap yayınlandıktan sonra ben Ömer Çelakıl'ın sesini tanıyorum. Bir başkası gibi Ömer evet. değilmiş gibi telefonla aradı beni dediniz. Evet. Şimdi bakın bana da bir başkası gibi internetten elektronik posta gönderdi. Kitap yayınlanmadan önce. Evet. İnternetten gönderdiği mesajın isim bölümünde İki tane çarpı işareti, yani X işareti vardı. Demek ki şifreye meraklı olduğu için ismini de şifreli gönderdi. O mesajda şu yazılıyordu. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyim. Kur'an'ın şifresi üzerinde çalışıyorum. Bunları kitap halinde yayınlamak istiyorum. İşte size bu kitap çalışmalarımdan bazı örnekler diye. 3-5 sayfalık bir ekiyle birlikte mesaj gönderdi internetten. Biz cevap vermedik. Bir gün sonra, iki gün sonra, tam hatırlamıyorum ama notlar duruyor. Tekrar mesaj geldi. Yine Ömer Çelakıl adı yok. Yine iki tane çarpı işareti var, X işareti. Eğer daha önce gönderdiğim notlarımı yetersiz bulduysanız yeni notlar göndermek istiyorum diye. Yine cevap vermedik. Aradan birkaç ay geçti. Haziran ayındaydı zannediyorum bu mesajlar. Kitap yayınlandı. Bu sefer kitap yayınlandıktan sonra İzleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı. Böyle bir kitap çıkmış, ne zaman programınızı alacaksınız mutlaka çıkarın diye. Yine programımızdan uzak tuttuk. Programımızda böyle bir konuya yer vermedik. Dediğiniz gibi pek çok gazetede, gazetenin ilavesinde, dergilerde Sayın Ömer Çelakıl'la ilgili röportajlar yayınlandı. Kamuoyunda büyük bir ilgi var idi. Televizyonlara çıktı. Biz de ama anlamadan ilgi gösteriyoruz. Efendim? Anlamadan dinlemez. Yani şöyle bir dinliyorlar, hiç hayır, ama burada anlatıyor. Burada üzerinde durmamız gereken nokta şu. Böyle bir kampanya var ve bizler, bütün medya
böyle bir kampanyaya acaba alet mi oluyoruz? Oluyoruz. Çünkü bakın size yapılan başvuruda defalarca gelinmiş, gidilmiş, kitabı görmeden ön söz yazmanız istenmiş. Daha sonra da başka birisiymiş gibi kendisi sizi aramış. Bunlar sizin ifadeniz. Bana da kendisi değilmiş gibi mesajlar gönderdi. Şimdi bu bir taktik midir? Normalde şu yapılır, gayet doğaldır. Bir insan kitap yazar, bir çalışma yapar, kendi adıyla, kendisini gizlemeden istediği yere başvurur. İster profesöre, üniversiteye, ister televizyona, gazeteye. Ben bunun haber yapılmasını istiyorum der, gayet doğaldır. Ama böyle bir gizlilik, sır perdesi arkasında hakikaten şifreli bir hareket de bakın size yapılmış. Ama o çocuğun bana yapıldı. İradesi yok. Bir dakika. İşte bilemiyorum. Şimdi kendisini suçlamayalım ama olan bir durumu tespit açısından söyledim. Bana yapıldı. Size yapılmış. Evet. Belki bu programı izleyen birçok kişi de şu anda bize de böyle bir başvuru oldu diye düşünüyordu. Edip Yüksel'e de yapılmış. Ama Edip Yüksel'e kendi adıyla mı yapıldı? Sanıyorum ya adını evet. Bildiğim. Kendi adıyla yapılmış. Size önce kendi adıyla daha sonra başka birisiymiş gibi telefon edilmiş. Ama bize de böyle oldu. Şimdi o zaman sır perdesi yani sayın profesör, matematik profesörümüz Haluk Oral hocamız ne demişti? Bu kitabın kendisinin bir şifresi var. Yani Kur'an-ı Kerim'in şifresi diyor ama kitabın kendi şifresi var demişti. O zaman sanki bu olaylarında ayrı bir şifresi varmış gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Var. Kur'an-ı Kerim'i Süleyman Ateş hocamızın söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'i gözden düşürmek ama ustalıklı metotla. Evet. Ama bunu Ömer Çelakız yapmıyor. Arkasında onu kullanan birisi var. O yapıyor. Evet. Kamuoyu kimdir, nedir? Ya da ilgililer mesela olan... bu şeyden belli. Bu Kur'an-ı Kerim'in şifresi kitabının aslında hiç şifresi yok. Yani ayan beyan belli ne olduğu, o da sizin de işaret ettiğiniz. Ben bu kitabı bir hafta kadar önce ancak aldım. O da şu vesileyle Cağaloğlu'nda Diyanet Vakfı'nın dini kitaplar, Kur'an-ı Kerim satan benim birçok kitabımı bir de koymaya tereddüt eden yayın evinde birdenbire Kur'an'ın şifresi diye. Evet, o işin başka boyutu görünce, tabii. Evet. Aman bu kitabı nasıl böyle dini kitap mı zannediyorsunuz filan deyince biz bilmeden aldık, bir tane kaldı bari evet, kaldıralım işim... dediler. Ben de bunun üzerine kaldırmayın bari onu da ben alayım belki cevap vermek gerekir dedim. İşte biraz önce sizin işaret ettiğiniz 339. sayfadaki şema kitabın ne olduğunu açıkça gösteriyor. Bu başta yılan oğulları ve tanrı oğulları ayırımı bu işin arkasında bir batıl bir din olduğunu gösteriyor. Yılan oğulları, tanrı oğulları ayırımı Müslümanın yapacağı bir ayırım değildir. Bu yani şöyle Kain'in, Kabil'in şeytandan haşa sümme haşa Hazreti Havva'nın şeytandan hamile kalarak Kain'i ondan doğurduğunu tabii o Tevrat'taki mecazi ifade veya yanlış tercümeydi de yılan dendiği için şeytan yerine yılan oğulları terimi kullanılıyor. Aşağıda gene şeytanın bir ismi olacak. Şambala'nın hakimiyeti devri. Sonra altın çağda tabii bizim altın çağın kitabı diye gene Kur'an'ı devreden çıkartmaya çalışılan bir hareketi hatırlatıyor. Yani bu kitap apaçık, şifresi filan yok ama ben şuna üzülüyorum ki birçok okuyup yazmış kişi hiç dinlemeden ve Kur'an-ı Kerim'i okursanız şifresiz kitab-ı mübin olan Kur'an-ı Kerim'i dinlemiyorlar veya ne var bunda diyorlar ama şifresi var deyince anlamadan hayran hayran dinlemeye başlıyorlar.
Tabii okuyanlara bir şey söyleyemeyiz ama geçen ama haftaki programdaki bir... Ama toplamaları lazım. Bir de Edip Yüksel Bey'i de eskiden tanırdım. Ona da şunu söylemek istiyorum. Bu gece Ramazan'ın 19. gecesidir. Bunu bilmiyordum. Ve Hazreti Ali'nin hak yolunda şehit olduğu, yani başına suikast yapıldığı, zehirli kılıç indirildiği gecedir. Bu geceyi bizim İslami değerler üzerinde düşünerek, ibadet ederek geçirmemiz gerekirken, şimdi uğraşıyoruz bu hadisenin fazla zarar vermemesi için. Bu da inşallah bir hizmettir ama Edip Yüksel Bey'e de şunu söylemek istiyorum. Kendisi de bu gece bir düşünerek, o da iddialarından vazgeçse çok iyi olur. Yoksa son pişmanlık fayda vermez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyurulur ki, insan sonunda keşke Resulü de bir yol tutsaydım. Yazıklar olsun bana, keşke filanı izlemeseydim buyurulur. Bu, herkesin filanı değişik olabilir. Bu filan burada ilk gibidir ama Edip Yüksel Bey'in filanı Reşat Halife'dir. Çünkü onun Kur'an-ı Kerim tercümesi, meali şimdi elimde. Bakın niye bu sözü bu kesinlikle söylüyorum. 360. sahifeye bakalım. Hazreti Peygamber için son elçi değil, son peygamber diyor. Halbuki insan bir düşünürse, bu şekilde filanlara uymazsa bilir ki, bir kimse eğer peygamber olamazsa elçi de olamaz. Her peygamber nebidir. Zaten son elçi değil, son peygamber demek mantıksızdır. Çünkü elçi demek mesaj götüren demektir. Peygam da, peyam da Farsça mesaj demektir. Peygamber Resul'dür zaten. Her Resul aynı zamanda Nebi'dir. Ama her Nebi Resul değildir. Şu halde son Nebi'dir ama son Resul değildir demek. İşte Reşat Halife'nin risalet iddialarının etkisi altında kalmaktan ibarettir. Kendisi de gayet iyi hatırlar ki onunla da bir zamanlar görüşürken görüşmeyi maalesef kesmek zorunda kalmamın sebebi bana bu 19 mucizesini izah ederken, şimdi ama bakıyorum ki hiç olmazsa şunu memnuniyetle görüyorum ki Tevbe suresinin son iki ayetini hiçbir not koymadan mealinde neşretmiş. Bunu ben etmedim. Bunu yayın evi kendi başına şey etti. Aslında konmayacaktı ama ben Amerika'dayım. Adam kendi yani başına koydu. O zaman memnuniyetle değil maalesef evet, görüyorum öyle, ki. O iddiasından vazgeçmiş. Bana delilini getir. Bunların ayet olduğuna dair delilini getir. Kelle sayılarından farklı bir delil. Var mı delilin? Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresinin her sizin de bildiğiniz ayeti, zikri biz indirdik, onun koruyucusu biziz. Kur'an-ı Kerim'e ekleme çıkartma olmamıştır, koruyucusu Allah'tır. Çünkü son Resul'ün, son Nebi'nin kitabıdır, Hatem-ül Enbiya'nın, Resul-i Ekrem'in kitabıdır. Evet, onu tartışmayacağız Edip Bey, hiç kalkmayın, onu tartışmayacağız. 19 şifresini... konuşuyoruz. Ben sonra... artık ben de tartışmak istemiyorum evet. Ama bu gece size bunu söylemek benim mesuliyetim gereğiydi. Evet. Söyledim, kabul ederseniz etmezseniz. Sayın Hatemi. Sizin bileceğiniz şey. Bakın, herkese selam. Sayın Hatemi, bakınız demin Kur'an-ı Kerim'in şifresi kitabının 339. sayfasında ekrana da yansıdı. Evet, evrenin başlangıcında yılan oğulları ve tanrı evet. oğulları, yani bu ayrımdan söz edildiğini ve asıl şifrenin burada olduğunu söylediniz. Biz de bunu daha önce vurgulamıştık. Bu sözleri değil ama
kıyametten sonraki tanrısallaşmış ruhların geri dönüşü milattan sonra 3500 altın çağı falan. Evet. Şimdi Türkiye'de bu kavramları, böyle kozmik evrensel bilinçleri, altın çağ olaylarını söyleyen pek çok grup var. Evet. Bazı ilahiyatçılar da söylüyor. İşte altın çağın kitabı evet. diye bir... Evet, bir dakika. Şimdi yılan oğulları ve tanrı oğulları ayrımını siz vurguladınız. Evet. Yani tanrı oğulları günahı söyleyenin boynuna olsun diyelim. Mumun kilitesinin hezeyanını bu. Şimdi gelen soruların bir kısmı oydu, ona gelecektim. Bu tür iddiaların arkasında Amerika kaynaklı Mon dini, Mon tarikatı var mıdır diye birkaç soru geldi. Yılan oğulları, tanrı oğulları Mon tarikatının görüşü galiba. Değil evet. mi? Yani yalnız onun görüşü değil, onun da benimsediği bir görüş. Evet. Yoksa bir yılan soyu var, bir de tanrının yarattıkları, Allah'ın yarattıkları var onlara göre. Yani farklı yarattığı farklı. Yarattığı değil de şeytan şeyi Kain'in haşasın ve haşa, Kabil'in babası oluyor. Havva'yı o manada ifade ediyor. Evet. Tabii bu kadar çirkin bir şeyi söylüyor. Mum tartışmaları yaparken burada o noktalara da değinmiştik. Ama bazı insanlar nedense Mum tarikatını ya da Mum dinini pek sevdiler. Toplantılarına sıkça katıldılar. Tamam, bu toplantılar eleştirel bir toplantı değildi. Ama kamuoyunda uyarmak görevi galiba sizlere ve medya mensuplarına düşüyor. Şöyle bir uyarı. Şimdi bazı taktiklerden sade vatandaşlar veya uzman olarak sizler veya bazı gazeteciler kaçamaz. Niye derseniz bunlar biz size Mun tarikatıyız, şu toplantımıza gelin diye davetiye göndermiyor. Çok farklı taktikleri var. Ama ben çok şükür bunları anlıyorum. Evet, ama siz anlıyorsunuz, siz profesörsünüz, bu konuda uzmansınız. Pek çok insanı şöyle çağırıyor. Efendim size filanca ödülleri vereceğiz. Ödül deyince görüyoruz ki eski yeni politikacılar koşarak gidiyor. Kim verirse versin ödülü. Ya ama ben bir burada da şunu söyleyeyim. Bir dakika hocam. Bir dakika. Ya da şöyle bir toplantı yapıyor. Kadın hakları toplantısı, erkek hakları toplantısı, işte işkencenin kaldırılması, doğanın korunması toplantısı, evet. doğumla ilgili, tıpla ilgili, bilimle ilgili bir toplantı düzenliyor. Arkasında bunlar var. Evet. Şimdi size gönderdikleri davet yazılarında, mektuplarında, fakslarında altında biz Mun dinine inanıyoruz, Muncuyuz demiyor. Uluslararası Dinler Vakfı yazıyor. Ya yurt dışında sizi çağırıyor böyle bir toplantıya. İşte bizim eski politikacılar da vardı. Burada tartıştık vaktiyle. Endonezya'ya gidiyor. Amerika'daki toplantıya gidiyor. Yurt dışında geziyor. Bedava gezi. Evet. Ama şimdi bu işte maalesef bizim bilim adamlarımız böyle doların rengine falan hiç takat dayanıklılık yani, gösteremiyor. Aydınlarımızın uyanık olması gerekir diye bunları söyledim. Pek çok insan Mun dininden, Munculardan bir davet gelse gitmez açık yüreklice. Ama bir kısmı da gerçekten bilmeden gidiyor. Çünkü bilmeden değil, bilerek gidiyor çoğu. Çünkü diyor, dediğim gibi oltanın ucunda dolar takılıysa maalesef. Evet. Peki, yani o zaman bu uyarıları boşuna mı yapıyoruz? Için. Bilerek gidiyorlar. Ben bir kısmı bilmeden gidiyor diyorum. Siz bir bilerek gidiyor var. Hepsini demiyorum ama çoğunluk bilerek gidiyor. Tabii. Hatta ikaz edildiği halde gidiyor. Aynı toplantıya defalarca katılan işte bir Endonezya'daki toplantısına, bir Amerika'daki, bir filanca ülkedeki toplantısına evet. giden insanlar var. Yani insan bir kere hata yapar, hadi bilemedik iki defa yapar evet. ama üç kere, dört kere aynı toplantıya gitmez. Hatta ben ikaz ettim, gene de devam edenler evet. oldu. Peki, çok teşekkür ediyorum. Son bir sözünüz vardı galiba, ben bir dakika dedim. İşte bir bu kişi mıydı? Sadece peki. ama ismini verip vermemeyi size bırakıyorum. Vermeyin bir peki. Bir örnek olduğu için isterseniz vereyim. Bir kişi ikazımı dinledi ve ödül almaya gitmişken ben de dolayısıyla bir gazete muhabiri vasıtasıyla sakın almasın diye haber gönderdim. O da o sırada önemli ismi duyulmuş bir mahalli politikacı, daha doğrusu bir belediye başkanıydı.
kıpkırmızı olup şey demiş, ben bunu bilmiyordum, ben halkımın inançlarına aykırı olan bir şey yapmam deyip ödülünü almadan çıkmıştı. Evet, peki Sayın Hatemi, çok teşekkür ediyorum değerli açıklamalarınız için. İyi geceler, sağ olun. Bir ara verebilir miyiz? Aram hazırsa sonra toparlayalım aradan sonra. Bu aradan önce bir kısa bir anonsum. Peki o arada bir reklama hazırlasın çocuklar. Siz kısa ama. Buyurun. Ben inşallah yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vaktinde bir sohbet düzenlemeyi düşünüyorum. Ve bir de salı günü Nişantaşı'nda NDR mı nedir? Nedere? DNR kitap evinde bir imza şey olacak. Orada bunları mı anlatacaksınız? Hayır, soruları olanlar olur burada. Var ulaşma. Burada soruları olanlar. Hayır, ama vakit olması konusu. Anladım. Orada belki yüz yüze burada ulaşamayan bir sürü insan da olabilir. Anladım. Yarın Kocatepe Camisi'nde inşallah öyle vaktinde Nişantaşı'nda İstanbul'da evet. İstanbul Nişantaşı'nda bir kitap evinde işte. Peki. Görüşmek üzere inşallah. Az sonra karşınızda olacağız efendim. Ömer hazır mı? Evet, Ömer Çelakıl hattımızda. Diğer hattımızda da diğer şifreci yazar var. Serkan Tekin diğer hattımızda. Özellikle Mesut Yarım programında kendisini tanıdık. İyi geceler Ömer Çelakıl. İyi geceler. Sesin geliyor herhalde değil mi? Çok rahat duyuyoruz, buyurun. Evet. Şimdi ben başından beri aslında programı izledim. Fakat aslında bağlanmak istemiyordum programa. Fakat benim aklımda insanların aklında kötü intiba bırakacak sözler söylendi. Hiç doğru olmayan cümleler kullanıldı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim arkamda herhangi bir grup, yasa dışı veya da din dışı bir grup yok. Kimsenin malzemesi de olmuş değilim. Benim amacım Kur'an-ı Kerim yüceltmek. Kur'an-ı Kerim'deki rakamların tüm zamanları işaret ettiğini ve bunda yaratıcının, yani Allah'ın vahyi olduğunu ispatlamaya çalışıyordum, ama olaylar çok farklı yere geldi. Az önce çıkan hoca da Hüseyin Hatemi'di. Benim hakkımda çok ilginç şeyler söyledi. Aslında söylememesi gereken şeylerdi. Yalancılıkla hitap etti beni. Öncelikle ben hiçbir şey gizli yapmadım. Sizinle bağlantıya geçmem zaten sizin ekibinizle oldu. Herhalde sizin bağlantınız yoktu. Kaldı ki bunu zaten ben size söyledim. Sanki bu işi gizli yapmışım gibi lanse edildi televizyonda. O daha aynı sonraki şekilde, olay. Ben Haziran ayındaki olaydan söz ettim Sayın Çelakıl. Hayır, benim size gönderdiğim mailde de zaten ben önce telefonla bağlantıya geçtim. Bizim bilgiyi mail olarak gönderin, biz bekliyoruz dediler. O şekilde benim ismim, soy ismim hepsi vardı. Zaten okuduğum fakülteye kadar da verdim. Ben hiçbir zaman bunları gizli bir şekilde reklam maksadıyla yapmadım. Kaldı ki zaten şu anda da kitabın satışını ben durdurdum, basımını durdurdum ve şu anda kitap basılmıyor. Ve bunun geliri şu anda yeni yayınlanacak ve bu tamamıyla geliri bağışlanacak. Kime? Herkes bunu merak ediyor. Hangi vakfa diye. Evet, bu biraz da daha şey, ben yani dini bir vakıf mı diye merak ediyorum. Hayır, dini vakıf değil. Sadece yani bir Türk vakfı mı? Efendim? Türk vakfı mı? Türk vakfı, tabii ki Türk vakfı. Benim zaten az önce Amerika gibi Amerika ülkelerinin işte arkamda olduğuna dair birkaç rivayet aktarıldı. Bunlar da yanlış. Bakın, ben kendi halimde bir insanım. Öğrencilik yapıyorum. Matematikle ilgim var. Matematikle ilgileniyorum. Bunun haricinde herhangi bir amaç bitmiyorum. Ve yaptığım çalışmayı da insanlar bilgilensin, Kur'an'a ilgi artsın diye
yaptım. Bu İslam'ın hayrındadır. Bu kesinlikle zaten başkalarının piyonu olan bir kimse çıkıp da İsrail'de 2003'ünde felaket olacak. 2006 yılında Amerika'ya işte yakında göktaş düşecek. Bakın bunlar çok büyük iddialar ve ben eğer birinin piyonu olsaydım bu iddialarda bulunmazdım. Eğer bilmiyorum kısa bir kısaca mantık yürütebilen bir insan bunları algılayabilir diye düşünüyorum. Ve aynı şekilde Hüseyin Hatemi de beni gizlilikle kendisinin yanılttığımı telefon açtım ve kendisinin yanılttığımı söyledi. Halbuki ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ben Hürriyet gazetesinde çıkan yazan haberi düzelteceğimi söylemek için aramıştım. Fakat telefonda kendisi farklı şeyler söylemeye başladı. Kaldı ki ben ertesi günkü televizyon programında bakın söyleme mecburiyetinde olmama rağmen çıkıp bu kişiyle ilgimin olmadığını söyledim. Ve halen bakın sizin programınızda beni insanların aklında yanlış itibar edecek şekilde konuşuyor. Üzüldüm. Saygın insanlar ama halen nasıl konuşacağını veyahut da insanların saygınlığıyla, kişiliğiyle, onuruyla oynamaması gerektiğinde farkında değil bu insanlar. Ben şu anda o kadar mahcupum ki sizin konuklarınız demeyeyim ama benim hakkımda söyleyenler için şuna da inanıyorum. Türk halkı şimdiye kadar beni televizyonda izledi. Benim ne maksatla bu işi yaptığımı da biliyorlar. Kesinlikle kötü bir amacımın olmadığını ve dürüst bir insan olduğumu hepsi biliyor. Emin olun gelen kötü bir tepki de yok. Ve tekrar söylüyorum. Kitapta geçen ifadeler yayın evine aittir. Ben sadece matematiksel bölümünü verdim ve derledim. Kitabı da ben kitabın son halini dahi bilmediğim bölümler dahi çıktığı zaman gördüm kitabı. Bunu da burada söylüyorum. Örneğin az önce yılan oğullarından bahsettiniz. Tarikatlardan o gösterdiğiniz bir şema vardı. Bunlar zaten bu yayının diğer eski kitaplarında da mevcuttu. Bakabilirsiniz. Onları da suçlamak istemiyorum. Onların art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Fakat dediğim gibi ben kitapla pek ilgilenemedim. Sorun burada oldu aslında. Sadece benden çözümleri istediler, şifre istediler ve kitapları kendi amaçları doğrusunda veyahut da kendi istekleri doğrusunda yönlendirdiler biraz da. Buna rağmen yine de dürüst davrandıklarına inanıyorum ben. Ve dediğim gibi kitap yayınını durdurdum zaten. Şu anda da yayın evine de bağlantıya geçip öğrenebilirsiniz. Kitap şu anda basılmıyor. Geliri de bağış olarak kullanılacak. Herhalde bu ifadeler yayın evine yani rakamların dışındaki sözel ifadelerin yayın evine ait olması evet. Nedeniyle mi durduruldu? Geçen hafta da konuşmuştuk bunu. Yani onunla da ilgili bir takım sorunlar yaşadım. Çünkü bakın dediğiniz gibi benim ideolojime ve fikri yapıma uymayan bir takım görüşler vardı kitapta. Kaldı ki kapağında benim ismimi yazmasına rağmen bunlar kitabın içine yerleştirilmişti. Ben onları koymak istemiyorum fakat anlaşmazlık buradan oldu biraz da. Biraz da ben bunu dediğim gibi daha insanlara hatta az önceki konuşan şahıslar da bunu belirttiler. Bu kitabı ücretsiz çıkartmak istediğimi ve ücretsiz olarak dağıtmak istediğimi onlar da belirttiler tahminimce. Hatta ismimin dahi kitapta geçmemesini istediğimi, başka isimlerin buna sahiplenmesini istediğimi kendileri de belirttiler. Ama bu dürüst bir teklif mi Sayın Çelakkal? Yani ben bir kitap yazarsam üzerinde kimsenin ismi olsun istemem. Başkasının kitabını almam ama kendim yazarsam da kendi adımı koyarım. Yani bu çok farklı bir yaklaşım. Bir kitap yazacaksınız. Bu kötü yaklaşım değildi. Bakın ben bu olayların bu noktaya geleceğini tahmin ediyordum. Bu işin yine medya malzemesi olacağını tahmin ediyordum. Kitabın farklı şekilde kullanılacağını tahmin ediyordum. O yüzden sadece küçük bir çalışma olarak kalmasını istedim. O yüzden ismimin kitapta basılmasını istememiştim. Kitap kapağında. Ve korkum da başıma geldi. Şu anda herhalde benim hakkımda birçok kötü kelime kullanıldı. Edip Yüksel dahi oradan kendisine mesajlara herhalde ismini gizleyerek attığını söyledi tahmin ediyorum. Yok açıkça dedi o. Yok, açıkça ben, dedi. Çelakalı ben aslında senin hakkında hüsnü zanne sahibim. Yani gerçekten senin samimi bir insan olduğuna inanıyorum. Tabii samimiyetin bu hesapların doğruluğuna delil değil. Ama program başında evet. Dakikalarca evet. Çelişkileri anlattınız. Tabii çelişkiler var, tutarsızlıklar var ama
iyi niyetli hatalar olabilir. Bazı hatta halüsinasyonlarda da bulunabilir. Fakat hayal görebilir diyorsunuz. Tabii samimiyetine inanıyorum. Ben bu tür ajanlık majanlık hikayeleri, benim hakkımda bir sürü iftiralar var. Yok, ben hiçbir atıfta bulunmadım. Yani onun için senin samimiyetine gerçekten inanıyorum. Ve yani üzülüyorum bu bakıma. Yani şahıs konusu olmaması lazım. Ben şu şeyi gösterdim. Ben bir ara popüler yazarken, bestselling, en çok kitapları satılan yazarken, eski kitaplarımı çöp tenekesine attım, eleştirdim. O büyük bir sıkıntı. Ceviz kadın da yapmıştınız. Fakat olay şu, yani dediğim gibi siz inşallah sizin bu samimiyetle araştırmalarınıza devam edin, düzeltin. Yani belki de bir şeyi fark etmişsiniz, belki de doğru dürüst ifade edememişsiniz. Yani onun için çekinmeyin. Bununla kafası karışan insanlar olacaksa zaten onların kafası karışık. Bırak koyunlardan korkma. Yani zaten koyunlar birisinin peşine takılacak, kafası seninle karışmazsa başkasıyla karışacak. Yani bizim mollalar korkuyor, milletin dini imanı gelecek. Ya din iman zaten yok ki, hurafeler, hikayeler, palavralar. Yapmayın canım, yani herkesin dini imanının test edicisi olamaz. Yani ben o ahirette ayrı bir şey. Resmi din adamlarının anlattığı şeye bakıyorum yani. Bakarsınız din diye anlatılanların Kur'an'la alakası. Peki biz Ömer Bey'in sözlerine gelelim. Evet, siz şimdi... Şunu tekrar belirtmek istiyorum. Bakın ben bizim dinimiz olan İslam dini yüceltmek için çabalıyorum. Bunda bir kötülük yok. Şimdi eğer Kur'an'daki bilgileri bizler açığa çıkartmazsak bunu kimse açığa çıkartamaz ve kimse bunu üstlenemez. Ama Sayın Süleyman Ateş de diyor ki ilahiyat profesörü olarak, yani bunu Hazreti Muhammed görememiş de Ömer Çelakıl veya Edip Yüksel veya bir başkası mı gördü diyor. Bakın ben katılmıyor kimse zaten bunlara. Ben her şeyi sözümü iddia etmiyorum. Bakın Kur'an üzerine birçok araştırma çalışma var. Kur'an öyle bir kitap ki bir derya gibi, deniz gibi ve ben kesinlikle hiçbir zaman şunu söylemedim. Her programda belirttim bunu. Üstüne basa basa belirttim. Dedim ki ben Kur'an-ı Kerim'in tüm şifresini çözmedim, sırlarını çözmedim. Sadece bir çalışma yaptım. Fakat kitabın ismini bu şekilde karar vermişler. Kur'an-ı Kerim'in şifresi. Bunu dahi zaten Kur'an-ı Kerim'in şifresi. Aslında bu Kur'an-ı Kerim'in şifrelerinden birisi olabilirdi. Veyahut da Kur'an-ı Kerim'in çalışmalardan birisi, mucizelerden birisi olabilirdi. Ama bu kadar uzun bir isim de herhalde pek uygun olmazdı. Alo. Sayın Ateş'in size benim, sözü... Ne kadar dindar olduğumda çevremde bilinir. Peygamberlere, Kur'an'a olan saygımı ve Kur'an'daki en küçük tarifata dahi, bakın en küçük oynamaya dahi benim müsaade etmeyeceğimi herkes bilir. Emin olun çok büyük bir kitleden daha fazla sayın, herhalde ben Kur'an'a saygı duyuyorum. Sayın Çelakkal. Çalışmayı da zaten bunun için yaptım. Şöyle bir endişe olmaması gerekir. Yani sizin imanınızı ne biz ne bir başkası tartışamaz. Ne hakkı var ne de yetkisi var. Yani başkaları o yönde olsa bile biz en azından programcı olarak sizin imanınızı, Müslümanlığınızı tartışmıyoruz. Dediğim fakat gibi, başka gruplarla bağlantı kurulmaya çalıştık. İşte oraya geleceğim. Benim yani, kullanıldığımı bakın Hatemi beyefendi de orada da irademin olmadığını kullandığımı söyledi. Bakın bu çok ağır bir kitaptır. Yani, ama biraz da öyle olmuyor mu? Şimdi diyorsunuz ki bir kitap çıkıyor. Üzerinde Ömer, bir dakika rica edeyim. Üzerinde Ömer Çelakıl olarak sizin adınız var. Diyorsunuz ki siz de geçen hafta da burada söylediniz. Şimdi telefonda söylüyorsunuz. Bu kitabın adını ben koymadım. İçindeki rakamların dışındaki sözel ifadeler yayın evine aittir. Arkadaki yılan oğulları, tanrı oğulları tablosunu görmedim diyorsunuz. O zaman siz kendinize... Nostradamus'la ilgili bölümler. Bir dakika, hatta evet. Yani sonuç olarak o bölüm bu bölüm. Yani kendinizi kullanıldığınızı düşünmüyor musunuz? Zaten... Düşünmüyorsanız bunları siz biliyorsunuz. Evet, yani bilmeden sizin kitabınıza birisi bir şey koyuyorsa... Yayınlığıyla ilişkimin kesilmesinin sebeplenen birisi de buydu. Esas sebeplenen bir tanesi de buydu. Yani... Onları kesin ben suçlamak istemiyorum. O kötü niyetli olduklarını zannediyorum. Ama tabii ki herkesin bir yolu var, çizgisi var, belli bir ideolojisi var. Onlar o şekilde kullanmak isterler. Bakın ben matematiksel bir çalışma yaptım. Siz benden gelip çalışmama öğrenmek istediniz. Kitap olarak derlemek istediniz. Ben de size bunları bakın zaten kitabın kapağında başında 3. sayfasında yazıyor. Ömer Çelak'ın çalışma notlarından derlenmiştir diye. Ben el yazısıyla bunları sayıları yazdım, şifreyi verdim.
gerisini bu şekilde yazardı. Kitabın kapağında benim ismim basıldı. Ben bunları engelleyemem ve bu şekilde engelleyebilirdim. Bu çalışmaları kimseye vermemem gerekiyordu belki. Kimseye göstermemem gerekiyordu. Sorun burada oldu. Bundan da gençsiniz. Belki biraz evet, bu konularda pek fazla biraz deneyim açık söyleyeyim. Belki de cehaletinize gelmiş olabilir çünkü. Cehalet değil fakat deneyimim yok ve daha çok bilmiyorum. Belki de her şeye kendi düşünce yapımla bakıyorum. Her mezun iyi niyetli olduğunu, iyi niyetle yapıldığını düşünüyorum. Anladım ama ben deminki kelimeyi bilerek kullandım. Bir daha tekrar ediyorum. Ya cehaletinize gelmiştir, sizin iyi niyetli olduğunuzu düşünerek bunu söylüyorum. Evet. Çünkü şu anda kitabın ne dediniz? Kitabın basımını durdurdum bu yayın evinden diye. Şimdi durdurma yetkiniz, yeteneğiniz, gücünüz, bilginiz, hakkınız var ise başında da ilk baskısındayken durdurabilirdiniz. Bakın en son söylenen 8. baskı. Şimdi cehaletiniz derken onu kastettim. Anladım. Bir kere daha açıyorum. Anladım. Yani kitabınız ilk piyasaya çıktığı gün savcılığa başvurarak basın savcılığına durdurabilirdiniz. Eğer bakın durdurmak niyetiniz var ise bunları dinlediğiniz için belki cehalet diyorum. Bir şekilde gelişmedi. Yani neticesinden çalışma istediler, kitap olarak derlemek istediler ve ben onların kötü niyetli olduklarına da inanmıyorum, inanmadım da. O yüzden şimdiye kadar bekledim. Kaldı ki bir yayın eviyle aranızdaki ilişkiyi kolay kolay kopartamıyorsunuz, biliyorsunuz. Hatta bir sene neredeyse yaklaşık onlar telif hakkında bir anlamda yayın hakkına sahip oluyorlar. Yapmayacağım yani ama geçen hafta dediniz ki sözleşmem yok. Sözleşmeniz yoksa bir hafta telif hakkı diye bir şey de olamaz. Ama bakın niye de medyada ben televizyonda bu kitabı yani bir şekilde ben bir anlamda sahiplenmiş oldum. Elimde kitap bile, yok dedi geçen hafta. Aykırı, aynen, sözleşme varsa olsa bile sözleşmeye aykırı davrandıkları için sözleşme bozulmuştur. Evet. Yani işte bunun bakın, için cehalet dedim. Damarı belki bilmiyorum. Evet bir şey, son bir şey söyleyeyim. Ticari amaçlı yapmadığımı, kötü niyetle yapmadığımı, bakın benim sözleşmem dahi yok yayın eviyle. Benden çalışma notları istendi, verdim, değerlendi. Ben kendi halimde, kendi hayatımda normal bir yaşam süren bir insanım. Ve kötü bir amacım da yok. İstedim ki insanlar bilgilensin. Sizin dediğiniz gibi işte kendimi yüceltme veya da kendime kutsu bir sıfat kazandırma gibi bir amacım da yok hiçbir zaman. Bunlar sadece matematiksel çalışmalar. Galiba onu ben söylemedim. Zekeriya Beyaz Hoca söyledi. Yani bunların sonunda mesihlik iddiaları bile olabilir dedi. Hayır, öyle bir şey. Benim bakın 3-4 programda soruyorsunuz. Ben buna her defasında aynı cevabı verdim. Sürekli normal bir insan oldum. Kendi halimde insan oldum. Sürekli belirttim. Böyle bir niyetim olsaydı ben en baştan bu şekilde çıkardım zaten. Daha çok iyi görmek için. Ya gelse ne olur? Mehdilik evet. ilan etse. Tarih boyunca yüzlerce, binlerce sünni, bir tane daha olsa ne olur diyorsunuz. Evet. Hepsi de hadislere, sünnetlere bakarak Mehdi oldular. Biraz da rakamlara bakarak Mehdi oldular. Sayın Ateş, ne olur yani? Ömer Çelakıl hattımızda. Eleştiriler yapmışsınız başlangıçta. Eleştir ya da uyarı. Şu anda yüzüne karşı söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun. Yani Ömer Çelakıl için bir başkasının güdümündedir, kötü niyetidir tabirini kullandığını sanmıyorum. Ben ona da inanmıyorum. Kendisinin iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Yüzünden de öyle ifadelerinden o belli oluyor. Ama burada aldanmıştır kendisi. Zaten kendisi işte 3-5 sayfalık bir şey vermiş ama yayın evi bu şeyleri üslubu kullanmış ve yılan oğlu bilmem ne nice şeyler var. Bu yol değildir. Ben kendisinden yani sevdiğim için gerçekten sevdiğim için bu yoldan vazgeçmesini, böyle Kur'an-ı Kerim'de şifre mifre aramanın bir sonuç vermeyeceğini tavsiye ediyorum. Ne olur yani böyle bir şifre olsa bunun insanlara ne katar? Evet, ben yani çok saygı duyuyorum evet. Cemal Bey. Ben kesinlikle çok hizmet olmuş zaten şimdiye kadar insanlarımıza her konuda. Benim amacım şudur. Şifre, bakın şifre modern tarzı olduğu için insanlar kulaklarına keskin geliyor. Buna sır diyelim, mucize diyelim. Kesinlikle Kur'an bir şifre kitabı haline getirilemez. Matematik kitabı haline de getirilemez. Kur'an'ın önemli olan içerisinde bulunan değerlerdir, emirlerdir. Bir anlamda dini kurallar. Benim Kur'an matematik kitabı haline getirme gibi bir maksadım da yok. İstiyorum ki bu kitabın yüceliği ortaya çıksın. Yurt dışında buna ilgi, daha fazla ilgi olsun Kur'an-ı Kerim'e, yabancı ülkelerde. Bakın tek çok güzel de Ömer Bey, müsaade eder misin? Evet, tabii.
Şimdi evet, ben sizin niyetiniz o. Ben ona da inanıyorum. Ama ortada bir kitap bir kitap var ve bu kitap insanların akıllarını karıştırıyor. Birçok kimse diyor ki biz kuşkuya düştük. Bu şey, bu ne olacak bu? Çünkü 100.000 satıyor. Ömer şimdi kardeşim, aslında senin en büyük zararın Kur'an'daki 19 mucizesine, açık net olan 19 mucizesine oldu bu vesileyle. Çünkü bunlarla bu insanlara malzeme verdin. Bunlar bunu delil göstererek 19'u görmemeye çalışacak. Bunlara malzeme verdin. Bunlar bunu delil göstererek 19'u görmemeye çalışacaklar, dinlemeyecekler. Yapmayın canım, Edip Bey, siz de program başında bir sayfalar dolusu Ömer Çelakalı'nın kitabını eleştirdiniz. Şimdi niye dönüyorsunuz? Olay sulandırılırsa, diyelim ki 19 sistemi rasyonel bir sistem, bir sistemi var, beklenebiliyor, objektif olarak incelenebiliyor ve tutarlı bir sistem. Evet. Ama böyle bir şeyle ortaya çıkınca, hazır olmayan bir şey. Tekrar ediyorum. Ben Kur'an'da çok daha büyük sırların olduğuna inanıyorum. Mesela 19'la ilgili bir sürü araştırma geliyor bana. Çoğu uydurma, manipülasyon, rakamları yan yana koyuyor, sağ sola koyuyor. Bir sürü metottan bir tanesi. Gayet tabii 19'un katı gelecek. Yaptırmayın. Çarpıtmayın sayın yükseler. Bakın notlarınıza bakıyorum. Evet. Saat 23.06'da demiştiniz ki Ömer Çelakalı'nın tutarsız ve keyfi yöntemleri var. 23.07'de demiştiniz ki alakasız olaylarla ilişki kuruyor. Doğrudur. 23.11'de demiştiniz ki az tekrarlanan kelimeleri seçiyor, yanlışlıklar var. Doğrudur. 23.19'da demişsiniz ki temelsiz iddialar ve saptırmalar var. 23.37'de saat 23.37'de demişsiniz ki şizofrenik bir kitap demişsiniz. Bakın evet. Bunlar benim tuttuğum notlar. Şimdi yüzüne karşı da söyleyin, yapmayın. Sen, yani, ben eleştiriyorum ya, diyorum sulanıyorsun. Şizofrenik kitap derken şizofrenik kişidir demiyorum. Çünkü kitapta iki söylem var, ben onu da destekliyorum. İki farklı bir söylem var. Bir matematiksel, bir de... Ama bunları ben söylemedim, siz söylediniz. Yani. Tabii ben eleştiriyorum. Ama şimdi eleştirin de ki cevabını alalım, biz de doğrusunu öğrenelim. Ben dedim, ben şizofrenik bir kitap diyorsunuz. Gayet temelsiz iddialar, saptırmalar var diyorsunuz. Hiçbir vakit şey etmiyorum. Tutarsız, keyfi yöntemler. Ben ne dedim ki şimdi? Hırkı Bey, azmaksız Hırkı Bey, tartışman anlamı yok. Ben tartışmayı anlamadım. Ben sadece bakın şu anda bile Kur'an konuşuluyor. Bu sevindirici. Benim istediğim buydu. Yani Ömer Bey, kusura bakmayın da siz yokken bakın, de biz Kur'an'ı konuşuyorduk. Yani biz bunu söylemek durumundayım. Kur'an-ı Kerim'e siz varsınız diye konuşmuyoruz biz. Hayır, yani size borçlu değiliz. O ayrı. Hayır, ülkemizde bakın yüzdelik oranı vursanız çok büyük bir oran çıkar. Elini daha Kur'an-ı Kerim'i eline almamış, bir ayetini daha okumamış insanlar var. Her neyse canım, biz 99'dan beri ceviz kabı olarak bu konuları ele alıyoruz. Yani tabii, ben Ömer Çelakalı'ya ne bir başkasına dayanarak bu programları yapmayacak. Hayır, ben kendime mal etmedim. Ben yanlış anladınız. Ben yani kendime mal etmiyorum. Sizin sayenizde konuşuyor değiliz bunları. Hayır. Evet. Ben sizin bu konuları ele aldığınızı biliyorum. Fakat size zaten silahsızda bulunmadım bunu söylerken. Hayır, ama bakın bu kitap sayesinde Kur'an konuşuyor deyince. Ben fazla açıklama da yapmak istemiyorum. Daha sonra inşallah şey yapacağım. Bağlantıya geçeceğim ben. Yalnız evet, dediğim gibi benim yanlış anlaşılmamamı istiyorum. Bakın ben her türlü tehlikeyi göze alarak hiçbir art niyetim olmamasına rağmen bu açıklamaları yaptım. Kur'an'daki mucizeleri ortaya çıkartmak için çabaladım. Biraz düşünen bir insan herhalde benim Kur'an'a, İslam'a faydalı işler yapmaya çalıştığımı görebilir diye düşünüyorum. Bakın ağır bir tıp eğitimi var burada ve şu anda neredeyse bırakma noktasındayım. Neyi anlayamadım? Tıp fakültesini daha şu anda bırakma noktasındayım. Çünkü neden? Öyle bir noktaya geldi ki bu mevzu çok rahatsız edici bir noktaya geldi ve ben benim hayatımın akışı zaten çok kötü bir yol açımına da girdi. Tekrar teşekkür ediyorum. Yani hayatınızı olumsuz etkileyecek bir unsur varsa o unsurlara da şuradan buradan şöyle bir açıklamayı yapmak da hem sizin adınıza hem insaniyet adına görevdir diye düşünüyorum. Evet, benim yani sizinki evet. Bir dakika izin verirseniz. Sizin yaptığınız çalışmayı bizim bir başka televizyon programının, gazetelerin veya bazı hocaların ya da birçok hocanın eleştirmesi gayet doğaldır, olağandır. Bilimsel, herkesin size yaklaşımının bilimsel tarzda olması gerekir. Yani herhangi bir olumsuz davranışı ne size ne bir başkasına kimsenin göstermeye hakkı yok.
bunun üzerinde fazla durmayacağım. Çünkü böyle bir şey olmaması gerekiyor. Tabii ama siz söylediniz diye söylüyorum buna. Evet. Herkesin size bizim yaptığımız gibi bilimsel bir yaklaşımla cevap vermesi gerekir. Zaten bilimsel bir yaklaşımla size kimse cevap veremiyorsa siz haklısınız demektir. Şimdi Türkiye'de herkes konuşmalı, bilimsel olarak konuşmalı. Kimsenin tek elinde değil bu. Yani siz konuşamazsınız, başkası konuşur demek değil. Ya da tam tersi de değil. Herkes bilgi dağarcığını ortaya dökecek ama saygı çerçevesinde olacak. Onun için oradan endişeniz olmasın. Sizin karşınızda olumsuz bir durum var ise onlar da duysunlar, bilimsel yaklaşsınlar. Siz de bilimsel yaklaşın. Ya siz onu ya da onlar sizi veya kısmen birbirinizi kabul edersiniz. Eleştiriler sadece matematiksel yönden olsun. Diğer ifadeler zaten beynini bilir. Öyle oldu. Edip Yüksel program başında matematik eleştiriler yöneltti. Matematik profesörü Haluk Oral hocamız matematik konusunda eleştiriler yöneltti ama nedense siz çıkınca herhalde sizi dinlemeyi tercih ettiler şimdi. Evet, yok ben orada bulunan kişilere de teşekkür ediyorum ilgilendikleri için. Ve onlara zaten kendi saygı duyuyorum. Dediğim gibi ben az önce yani bu sözcüklerin geçmesi beni rahatsız etti biraz. Ömer kardeşim, ben emin Ömer kardeşim. Sen, evet, senin yöntemi uygulayarak ben devlet demokrasi, oligarşi teokrasi diye kaç sene önce yayınlanmış kitabımdan, iş paragraftan bir kelime çıkardım. Tekrarlanan bir kelime. Anayasa kelimesi. Neyse, ve o kelimeye senin yöntemi uyguladım. O yönteme göre 1980 tarihindeki 12 Eylül olayını çıkardım. Hem de böyle çok tutarlı, aynen senin gibi. Bu benim kitabımın bir kehaneti diyebilir miyim? Yani ben demek ki bu şifreyi senden önce biliyordum. Ben bakın, burada var aynı hesaplar. 18. Buyur canım. Ben tam olarak anlamadım ama siz yani bu şifreyi uygularsan başka yerlerde de bir şeyler çıkıyor yani diyor. Kur'an'ın şifresi yok o zaman mı diyor. Bakın, gösterebilir misin? Benim bir şey, son bir şey söylemek istiyorum. Kusura bakmayın, sözünüzü böldüm. Ben aslında kehanette de bulunmadım. Benim bu tarihleri birkaç tarih verdim. Bakın ben kıyamet tarihinden bahsetmiyorum. Kıyameti zaten ben bileceğimi de iddia etmiyorum. Bilmiyorum da zaten. Bunu da Allah'tan başka... Yani dediğiniz gibi bu bilgi de Allah katındadır diye düşünüyorum. Ben sadece bir yakın zamanla ilgili birkaç tarih verdim. Bunu da insanlar yine Kur'an-ı Kerim mucizesini almasınlar diye verdim. Bakın emin olun kehanette bulunmak veya gelecekle ilgili bilgi vermek benim ahlaki yapıma, şahsıma o kadar ters ve aykırı ki bunu ben yapmak zorunda kaldım ki bu çalışmanın doğruluğu ispatlansın. Kur'an, daha doğrusu bu çalışma değil, Kur'an-ı Kerim mucizevi yönü ispatlansın diye yaptım bunu. Yoksa dedim ki sizde eğer başka yerlere uygulanabiliyorsa tabii biraz daha beklemeniz gerekiyor. Bakın zaten bir sene içerisinde iki olay verdim. Atmosferle ilgili, atmosferdeki gürültü diye, şiddetli ses diye. Diğeri İsrail'le ilgili mevzuydu. Yani bunu biraz daha zamana bırakalım isterseniz. Zaten kitap da bundan sonra bağış olarak kullanılacak. O tarihleri de zaten... bu yüzden vermiştim. Başka bir amacım yoktu yani. Ama sizin ricanız var. Şifreli, aslında ben şifreli doğrulacak başka bilgiler de var elimde. Bu programa zaten Hüsnü Bey davet etmiştir. Ben katılamamıştım. Ben daha fazla bu konuyu uzatmak istemediğim için, daha fazla insanların aklının karışmaması için biraz geri çekiniyorum görmüştüm. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi geceler Sayın Çelak. İyi geceler. Diğer hattımızda Serkan Tekin var idi. İyi geceler Sayın Tekin. Sesini şeydin abi. İyi geceler Hulki Bey. Buyurunuz. Şimdi Hulki Bey, geçen haftaki programınızı izledim. Ömer Çelaklı kardeşimizle. Bu kardeşimiz bir kitap yazmış. Ve bunda Kur'an-ı Kerim'in şifresi olarak bir isim takmış. Fakat geçen haftaki programınızda sorduğunuz birçok sorunun cevabını veremedi bu kardeşimiz. Bu haftaki programınızı görünce ben şahsen biraz rahatsız oldum. Yani şöyle rahatsız oldum. Geçen hafta zaten bu kardeşimizin çalışmalarının ne kadar bilimsel olduğu tüm kamuoyu tarafından görüldü. Fakat biraz önce Zekeriya Beyaz hocamız programa katıldı. Ve çok haksız, çok bilgisiz, araştırmasızca laflarla bazı kişileri karalamaya çalıştı. Şu anda karşımızda Edip Yüksel oturmaktadır. Sizin de benim de karşımda da. Ve bir de Süleyman Ateş hocamız.
Bakın ben Edip Yüksel'in orada söylediği fikirlerine hiçbirine katılmıyorum. Yapma ha ya. Şifre var mı yok mu? Bakın Sayın Cevizoğlu, o ayrı bir tartışma. Bir de tartışmadaki tartışma usulü nasıl yapılır? Yani Sayın Zekeriya Beyaz hocamız orada öyle bir saldırıda bulundu ki, yani profesörlüğün, bilim adamlılığın imajını kırdı. Yani ben Arap ülkelerinde tanınan ve birçok Arap ülkesinde araştırmalar yapan bir insanım. Mühmet tefsiri Sayın Süleyman Ateş hocamıza da sorun noktasız tefsirdir. Ve bu tefsiri şerh eden bir Türk genciyim ben. Ve Arap ülkelerinde de bu tefsiri çeritmemden dolayı bayağı ilgi gördüm. Yani o ilgiye de biz muhtaç değiliz. Ama şunu söylüyorum. Karşımızda bir profesör var, Zekeriya Beyaz Hoca. Bir de Edip Yüksel, halkın işte lekelediği veya birilerinin karaladığı Edip Yüksel. Zekeriya Beyaz Hoca'nın bu programda yaptığı saldırılar profesörlüğün, hocalığın, bilim adamlılığın imajını tamamıyla sıfıra indiriyor. Serkan Bey, gelecek hafta Zekeriya Beyaz Hoca ile karşı karşıya gelip bunları konuşmak ister misiniz? Sayın Cevizoğlu, ben Sayın Beyaz Hocam'la gece altında Mesut Yar'la biz karşı karşıya geldik. Yine bana hurafe, safsata dedi. Ben sesimi çıkartmak istedim ama programcı arkadaş profesördür diye saygıda bulun dedi. Ben o zaman şunu ona şöyle yani dedim. Yani karşınızdayken sesinizi çıkartmadınız da yokken mi sesinizi çıkartıyorsunuz? Yok, karşı yani. Telefon bağlantısındayken, Sayın Cevizoğlu bir dakika. Telefon bağlantısındayken ben cevabını vermek istedim. Fakat programcı arkadaş şöyle dedi. Sözünü bitirsin sonra cevabı ver dedi. Sözünün arasına katılma dedi. Ben de tamam sustum. Ben cevap verdim. Benim ya, neden program mı kızdı? Bitti? Bir dakika Sayın Cevizoğlu. Kızdı ve telefonu kapattı. Şimdi ben şöyle bir şey diyorum. Profesör olsa, rütbesi, ünvanı ne olursa olsun, kim olursa olsun, madem ki biz diyoruz ki İslam dini kimsenin tek elinde değildir, Hazreti Allah göndermiştir ve Hazreti Peygamber'in hadisleri de vardır, yani profesörlerin dediği gibi ve bu hadislerde Kur'an-ı Kerim'i yorumluyor. Ondan sonra gelelim sahabelere, müştehitlere. Konuştuğumuz zaman şunu yapalım, kaynak verelim. Sayın Beyaz hocamız ve bazı hocalarımız, ben Süleyman Ateş'e demiyorum, bak Süleyman Ateş de orada katılmadığım fikirleri var. Birçok kişinin kafasını o da karıştırdı. Yani benim şeyim iddiama göre her türlü tartışma platformuna bu kişilerle tartışmaya da hazırım. Yani ama Zekeriya hocayla da hazır mısınız? Zekeriya hocayla da hazırım. Gelsin tartışalım. Canlı yayın tartışma platformunda karşı karşıya geldiğimizde kimin hurafeci, kimin gerçekçi, kimin safsatacı, kimin hakikatçi olduğunu doğru, bütün Türk halkı siz de göreceksiniz. Ben şunu söyledim. Bakın dedim. Sayın Beyaz Hocam bana şu isnatlarda bulundu. Gitsin şu kitapları araştırsın. Kitapların sayfalarını verdim. Ama yine bu hocamız eski kaynaklardan verdim. Bakın İbn Hacer diye bir Şeyhülislam var. Sayın Süleyman Ateş hocamızın da bu kişiye çok saygıda bulunacağını tahmin ediyorum. Eğer bir bilim adamı. Heytemi mi Askalani mi? Heytemi'ye söylüyorum. Heytemi. Bakın ben bu zattan kaynak verdim. Beyaz Hoca az önce yine çıktı. İsim vermeden beni eleştirdi. Ben şunu söylüyorum. Sayın Beyaz Hoca olsun, başkası olsun, gelsinler canlı yayın tartışma platformunda sizin gibi böyle bağımsız, tarafsız tartışma platformunu yapan insanlarla tartışalım. İşlerin gerçeğini artık halkımıza anlatalım. Zekeriya Hoca gelir, merak etmeyin, siz evet dersiniz. Sayın Gelizoğlu. Siz evet derseniz olur. Bir şey Sayın sormak istiyorum. Bir dakika. Ömer Serap'ın kardeşinin sonunda da şunu söylüyorum. Bir dakika. Bir saniye, ona söz ver. Kral o. Krallık yok burada canım. Buyurun siz. Şimdi buyurun. Sayın Gelizoğlu. Şunu söylüyorum ben. Ömer Çelakıl kardeşimiz çok iyi niyetli bir insan olabilir. Ben buna hiçbir şey söylemiyorum. Okudunuz mu kitabını? Okudum kitabını. Katılıyor musunuz? Fakat Çelakıl kardeşimize bir iki defa ben de canlı yayın tartışma platformuna davet ettim. Ben böyle bir şifrenin olduğunu da hiçbir zaman savunmuyorum. Ve olduğunu da söylemiyorum. Ama Kur'an'da gizli şeyler var. Peygamber Efendimiz'in hadislerinden de bunları anlıyoruz. Yani illa da şifre mi olacak? İlla da başka şeyler mi olacak? Ha şimdi gelelim gayb konusu. Biz dün akşam yaklaşık bir yarım saate kadar gaybı açıkladık. Bugüne kadar hep halkımıza ne dediler? Gaybı Allah'tan başka kimse bilmiyor. Halkımız da bunu duydu. Ama ayetleri incelediğimizde eğer biz bu ayetlerin gerçek anlamını bilmiyorsak bunların gerçek anlamının olmadığı anlamda değil. Bu bir. İkincisi de şu var. Bakın, siz ne iş yapıyorsunuz Serkan Bey? Ben mi? Kamu yönetimini okuyorum. Ve ben ayrıca size şunu hafızım. Ben şunu da size söyleyeyim, bugüne kadar 9 yaşından itibaren Arap ülkelerinde, Şam'da büyüdüm. Çok merhum, büyük bir alimin yanında yani büyüdüm. Evet. Benle irtibata geç ya, sen hoş adamsın, seni sevdim. Lütfen bak, bana e-mail göster, yüksel.org. Ben size şunu söylüyorum. Seninle anlaşacağız inşallah. Ben Yüksel, kim sizi eleştirirse eleştirsin. Ben bu eleştirilere
Ben de belki sizi eleştiriyorum, eleştirim de. Ama siz bu akşamki gösterdiğiniz tartışma programındaki gösterdiğiniz şey var ya, sizi bir kahraman yaptı. Bakın ben size karşıyım. Ama oradaki hocalarımız böyle sert davrandılar. Serkan Bey. Bunlar tartışma platformuna aykırı. Serkan Hocalara Bey. Yakışmayan şeyler. Sayın bakın, Tekin. Efendim Sayın Gimcioğlu. Herkesin kendi kahramanı farklıdır. Yani Edip Bey birileri için kahraman olabilir. Yok, benim için kahraman değil. Bakın ben onun söylediği peki, o ayetleri hasbetmek, ayetleri yok etmek var ya, ben ona tam karşıyım. Ama ben şunu söylüyorum Sayın Cevizoğlu. Siz gerçekten güzel programları yapıyorsunuz. Ancak şunu size de söyleyeyim. Profesörleri başka kişilerle karşılaştırdığınızda, bakın program dışında, tartışma dışında istediğiniz kadar profesörlere saygı gösterin. Biz de saygılıyız. Ünvanları var, zırhları var. Sıkıştıklarında o zırhların arkasına saklanırlar. Biz profesörüz, bunları bir şey bilmiyor derler. Bakın ama şunu söylüyorum. Yok canım öyle bir şey dakika, yok. Bir dakika, yapmayın, bir dakika. Yapmayın. Sayın Cevizoğlu, ben şunu söylüyorum. Tartışma, tartışma platformlarında lütfen adil davranılsın. Ve seviyeli davranılsın. Sizin çok seviyeli tartışmalar yaptığınızı da görüyorum gerçekten ama bazen mesela az önceki bizim hocamızın o söylediği laflar, bu Edip Bey'in ona karşı şey ettiği, yani o konuda ben fazla adaleti şey etmedim. Bir başka arkadaş da şey etti. Bakın, canım işte adil onu, davranıyoruz. Siz bunları söylüyorsunuz. Şimdi Zekeriya ben Hoca'da... Ben şartınızın adil davranmışsınız. Bir saniyenizi rica edeyim. Şimdi Zekeriya Beyaz Hoca da bu sözlerinizi dinliyorsa o da diyordur ki Hulki Bey adil davranmıyor. Bakın benim hakkımda neler konuşuyor diyebilir. Şimdi bakın şey size de bu konuşma hakkını, fırsatını gayet rahat veriyoruz. Bakın. Ama ben önümüzdeki hafta sayın bir dakika bir konuşayım. Bir dakika bir konuşayım. Serkan Bey. Ya Serkan dinle. Bakın gerçekten Ömer Bey bile dinlemenizi istiyor. Bir dakika. Evet Sayın Cevizoğlu. Yani evet, bunun Edip Bey'den gelmiş olması bile önemli bir aşama. Ya sen boş konuşuyorsun. Benim gibi çok heyecanlanırsan sonunda millet dinlemez. Ya sus şu anda. Şimdi dinleyeceğiz. Bir dakika. Dinleyeceğiz. Hatta daha çok dinlemek için bu araya girişi yaptım. Önümüzdeki hafta buyurun gelin Zekeriya Beyaz Hoca ile konuşun. Ancak ben sizin kitabınızı piyasada arıyorum, bulamıyorum. Kitabınız benim kitabım çarşamba günü elinize geçecektir Sayın Cevizoğlu. Niye? Piyasada yok mu bu kitap? Şimdi bu kitabı biz şey ettik, çıkarttık bir bölümünü ama şey oldu, size bir taneyi... Ne oldu? Ben bu anda Ankara'dayım Sayın Cevizoğlu. Ben bu kitabın bir tanesini pazartesi size şey olarak da verebilirim. Tamam, bakın, gönderin de okuyalım, program öncesi bilginiz olsun. Bunu da bilin. Ben geçen sene, Sayın Cevizoğlu, ben bu kitabı bir sene evvel hazırladım. Geçen sene geldim sizin buraya, Hakan Karyoncuoğlu, sizin oradaki asistanınız, ona gösterdim. Dedim ki işte böyle böyle şeyler var, bir şey ettik. Hatta o zaman bir tartışma platformu olmuştu sizin programınızda. Ben de izledim ve çok da üzüldüm. Sayın Hüseyin Atemi hocamız, bir de Kirkos Papaz yani karşı karşıya geldiler. Ve o programda profesörün yapamadığını siz yaptınız. Yani profesör savunmaktan aciz kaldı. Siz papazla mücadele ettiniz. Bu yönden de hem üzüldüm bir profesörün böyle peki, bir dakika, bir dakika, dolayı. Bir dakika Serkan Bey. Serkan Bey. Mantıkla, bakın bir evet. Önümüzdeki hafta konuşuruz. Şimdi bizim programları tartışmayalım. Teveccühünüze de teşekkür ederim ama sevgili Mesut'un Mesut Yarım programında ben izledim sizi. Evet. Önünüzde sizin de kendi kitabınız yok. Bir dosya açıyorsunuz, dosyadan konuşuyorsunuz. Yok yok, kitabım var, kitabım var. Sevgili Mesut da dinliyor sizi. Evet. İzleyicilerden gelen soruları da yöneltti. Dün ayrıca sizin gibi inanın bize o kadar her gün o kadar çok başvuru yapılıyor ki bizim bütün bu başvurulara yetişmemiz fiziken ve programın periyodu haftada bir olması nedeniyle mümkün değil. Evet. Şimdi bize yapılan bu tür başvuruları benzerlerini kitap haline getirelim desek ansiklopedi cildi yapar. Evet. Bize öyle başvurular var ki peygamber olduğunu iddia edenler neler var? Yani kendi yazılarıyla başvurmuşlar. Evet sanki. Yani biz hepsinin peşinden yetişmemiz mümkün değil. Onun çok için sizin geçen sene gelmiş olmanız kusura bakmayın. İskender Evrenosoğlu'da 2 sene ceviz kabuğuna çıkmak istemişti 1996'da. Sonra kısmet oldu. Şimdi önümüzdeki hafta gelirsiniz konuşuruz. Sayın Cevizoğlu, ben size şunu söylüyorum. Yani bu benim ilk kitabım değildir, biliyor musunuz? Ama ben bu kitabınızı bir göreyim, okuyayım önce. Tamam, kitabınızı bulamıyorum piyasada. Şunu söylüyorum. Yani şey olarak değil, siz dün akşam da izlediniz. Ben şunu söylüyorum, bakın bu kitabı hazırlarken birçok din alimiyle tartıştım, biliyor musunuz? Tamam, bunlar önümüzdeki hafta konuşuruz sizin kitabınızı. Var, fakızlar, madem geleceksiniz, kitabınızı önümüzdeki hafta konuşuruz. Tamam, bu hafta zaman çalmayalım. Bir tane imzalı gönderirim. Yalnız ekrandakiler şunu bilsin. Bakın
Hakikaten ben şunu söylüyorum. Yani hadislerden, işte peygamberin sözlerinden, büyük İslam alimlerinden, bakın az önce Said-i Nursi ile ilgili bir şey geçti. Bakın programlarda ben hiçbir zaman Said-i Nursi'nin ismini fazla ağzıma almıyorum. Yani bazı kişiler işte rahatsız oluyor falan filan. Fakat hakikaten Said-i Nursi Kur'an'daki tarihlerle ilgili bir çalışma yapmıştır. Kaynağını vereyim. Sikeytastiki gaybi. İsterseniz bazı sayfalar da vereyim. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Serkan, yarın Kocatepe Camisi'ne gel, bana anlat onları. Şimdi ben teşekkür ediyorum. Haftaya bunları dinleyeceğiz sizden. Sayın Cevizoğlu, bir dakika son sözümü söylüyorum. Son sözümü söylüyorum. Hiç kimse, yani ekrandakiler şunu zannetmesin. Ben Sayın Edip Yüksel'i veyan Sayın Zekeriya Beyaz'ı veyan başka birini tasdik ediyorum anlamında değil. Ben Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadına sahip olan bir insanım. Ama demokratım ve halkımıza bilgilerin sunulmasından yanayım. Ha, halk takdir eder. Bunlar doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Hurafe mi veya yanlış ilgilerini bunu peki, halkın takdirine bırakalım. Peki, çok zaten teşekkür. Siz de sorularınızı sorarsınız. Eğer bir kişi cevabının altından kalkmasa, zaten geçen hafta ben duydum. Yani bundan sonra Ömer Çelakıl'ın kardeşimle tartışması bile çok bence fazla yani. Çok teşekkürler Serkan Bey. Görüşürüz. İyi geceler. Bir bankacı izleyicimiz var, Gökhan Yazıcı. Çok hızlıca sizden de rica ediyorum Sayın Yazıcı. İyi sabahlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi efendim bu Ömer Çelakıl'ın kitabını okuduğunuz zaman bilinçaltı bazı propagandalar var. Mesela kitaba girişte Tevrat'la ilgili bir takım şeylerden bahsetmiş. Yani ağırlıklı olarak bir Tevrat şifresinden bahsedilmiş. Yani şu kaydı düşelim ve belki sizin konuşmalarınıza da yön vermiş oluruz. Yönlendirmek açısından değil de ışık tutmuş olabiliriz. Ömer Çelakıl az önce dedi ki, geçen hafta da söylediğini tekrar etti. Sözel kısımlar bana ait değil dedi. Siz diyorsunuz ya, kitabın başında şunlar şunlar var. Onlar bana ait değil diyor Ömer Çelakıl. O zaman eleştirilerinizi o yönde yapın isterseniz. Tabii, tabii. Ama burada netice itibariyle ortaya bir ürün çıkıyor ve ürünün bir takım yansımaları oluyor. Ayrıca kitapta bahsedilen bazı kişi ve olaylar var. Mesela Newton'dan bahsedilmiş. Newton İbranice biliyor ve Tevrat'ı incelemiş. Ondan sonra diğer bahsedilen kişiler, işte Samuel Morse var, Edison var, Graham Bell var, Halley'den bahsedilmiş. Ondan sonra Amerika'nın kuruluşu, İsrail'in kuruluşu. Yani bu tip şeylere dikkat ettiğiniz zaman bir ortak payda var hepsi. Anglo-Sakson ve Yahudi kökenli. Şimdi ne olur öyle olursa? Şimdi efendim şöyle, bu Anglo-Sakson ve Yahudi ortaklığının siyasi bir ortaklık olduğu da bir gerçekliktir ve dünya üzerinde İslam hakkında veya İslam aleyhinde bütün müşahhas eylemlerin içerisinde bu ortaklık da vardır. Mesela bir sallanmıştı, İngiltere'de çıkmıştır, halen de orada saklanmaktadır. Orta Doğu'da bir takım politikalar varsa, Amerika, İsrail, İngiltere'nin ortak şeyleri vardır. Yani her halükarda İslam'a karşı, tırnak içine söylüyorum, ortalığı karıştıran bir takım şeyler varsa, genelde bu eksenden çıkıyor, bu merkezden çıkıyor. Daha sonra kitap, 1400 yıllık bir kitap, 19. ve 20. yüzyıla fixleniyor. Yani bütün bulgular, veriler 19. ve 20. yüzyıl çerçevesinde. Demek ki artık 21. yüzyılda, 22. yüzyılda, 25. yüzyılda artık Kur'an'a ihtiyacımız yok. 1982 yılında veya 1900'lü yıllarda bu veriler hiçbir anlam ifade etmeyecek. Çünkü 1000 yıl önceki, 2000 yıl önceki bir kitap belli bir zaman diliminde bir takım mucizeler vermiş ve olay bitmiş. Daha sonra şu olay da önemli. Bu Anglo-Sakson ve Yahudi şeyinden sonra benim kişisel acizane kanaatim böyle bir tespitten sonra bu kitabın geliri hangi vakfa bağışlanacaksa bunu Ömer Çelakıl'ın açıklaması artık elzem. Yani bunu artık kapalı cevaplarla değil açıkça net olarak söyleyecek şu vakfa bağışlayacağım diye. Çünkü hakikaten çok ciddi şaibeler yaratan bir kitap oldu. Peşinde arkasında çok iddialar var. Benim cevap verdi onlara az önce. Hı. Cevap verdi. Benim tespitlerim bu kadar. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, izleyicilerimiz de sahur yapacaklar. Oruç tutmak tutanlar. Onları da çok fazla zorlamayalım. Son sözleri alalım. Edip Yüksel'den son sözleri alalım. Yok, bana son sözü bana bırak. Hayır, ben son sözü Süleyman Ateş Hoca'ya vereceğim. İkinci sözü size verelim. Sondan bir önceki olsun. Profesör Haluk Oral. Sabrınız için teşekkür ediyorum hocam ama sizin az konuşmuş olmanız, sesinizi az duymuş olmamız bizden değil.
biraz sizden kaynaklanıyor. İstediğinizden defalarca söyledim reklam aralarında da. İzleyicilerimiz de bilsinler. İstediğiniz zaman matematiksel olarak, bilimsel olarak müdahale etme hakkınız vardı. Buyurun, söyleyemedikleriniz varsa şimdi, yoksa söylediklerinizin bir özetini sizden rica ediyorum. Şimdi ben az konuşmuş olduğumdan dolayı şikayetçi değilim. Güzel. O zaman çünkü bu aslında meselenin bir özeti. Yani ben matematikçiyim ve buradaki sorun matematikle ilgili değil. Yani gerçi Kur'an-ı Kerim'in şifresi kitabın adı ama gerek telefonla katılanlar olsun, gerek buradaki arkadaşlarımız olsun, sorunun matematikle ilgili olmadığını ortaya koydular. Sorun başka bir şeyle ilgili. Benim de üzerinde fikir yürütme yetkisini taşımadığımı düşündüğüm bir alanla ilgili. Onun için ben dinlemeyi tercih ettim. Dolayısıyla keşke şunları da söyleyebilseydim diyeceğim hiçbir şey kalmadı. Sadece ihtimaller hesabı konusunda bir anekdot gibi bir şey anlatayım. Böylece bitireyim. Çünkü Çelakıl'ın kitabında da söylediği gibi böyle bir şeyin ortaya çıkma ihtimali işte 10.000'de 1 vesaire gibi söylenen şeylerde bazen düzenin kendisinden dolayı çok az görünen bir takım ihtimaller aslında birdenbire karşımıza çıkabilir. Buna şöyle bir örnek vereceğim. Birisi küçük kardeşine ihtimaller hesabının ne olduğunu anlatmak için şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki, bak diyor, mesela pencereden bakıyoruz. Geçecek olan insan ya bir kızdır ya bir erkektir. Dolayısıyla geçecek olan insanın erkek olma şansı 1/2'dir. İki tane erkeğin peş peşe geçme şansı 1/4'tür. Çarparak gidersin diyor. Mesela diyor peş peşe 100 tane erkek geçme şansı 1/200/100 gibi sıfıra tahmin edebileceğinden çok çok daha yakın bir sayıdır. Nasıl yani diyor kardeşi. Şöyle diyor, senin 1.000 lirana diyor, ben diyor benim arabamı koyarım ki diyor peş peşe 100 tane erkek geçmeyecek. Küçük kardeş düşünüyor, 1.000 lira çok az bir para kaybetmek için. Tamam diyor, iddiaya girdim diyor. Tam iddiaya giriyorlar, bir tabur asker yürüyerek pencerenin önünden geçiyor. Yani söylemek istediğim, ihtimali ortaya çıkaran şeylerin, koşulların nerede olduğuna da bakmak lazım. Bence herhangi bir yerde şifre arayanlar, bu Kur'an olabilir, başka kitap olabilir, koşullarını ortaya koyup ihtimallere, olasılıklara ondan sonra bakması lazım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Evet, Sayın Edip Yüksel. 19'da ilgili. Evet. Şifreyle ilgili. Doğrudur. İşte esas mesele 74. surede 19 sayısı bahsediliyor ve onun, o sayının müminlerin imanını artıracağını ve Yahudilerin ve Hristiyanların şüphelerini kaldıracağını bildiriyor Kur'an-ı Kerim ve aynen 1974 senesinde ilk kez keşfedildi. 19 sayısıyla o surenin sayısının yan yana konmasından elde edilen ilginç bir sayı. 74. sure 19 ilk defa orada geçiyor. Tek kez orada geçiyor. O ikisini yan yana koyunca 1974 tarihi oluyor. Hatta bu iki sayının çarpımından oluşan 1406 tarihi de Kur'an'ın inişiyle bu zaman arasında, 1974 arasındaki kameri yılların sayısını veriyor. İlginç şeyler var. Bu konuda ihtimaliyet hesapları var. Yani 19 üzerine yapılmış ihtimaliyet hesapları var. Tabii 19'un dışında bir başka matematiksel sistem vardı. Daha önceden keşfedilen. Mesela Kur'an'da gün kelimesi tam 365 kez geçiyor tekil olarak. Günler çoğul olarak 30 kez geçiyor. Ay kelimesi tam 12 kez geçiyor. Buna benzer semantik, yani kelimeleri anlamları ile ilgili tekrarlama şeyleri var. Çok ilginç. Bu konuda ihtimaliyet hesapları bu kitapta, Kur'an Hiç Tükenmeyen Mucize diye bir kitap var. Bunu gördün mü? Çok hoş bir kitap. Ağır da. Birinci hamur üzerine. Fakat burada Kur'an'ın kitapların bilimsel... Kitapların kilo ağırlığı önemli değil tabii. Bilgi şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Yalnız köpekler var. Çok hoş. Şimdi bu kitapta Kur'an'ın çeşitli bilimlerle ilgili ayetleri çok ciddi bir şekilde inceleniyor. Ve burada bir de 19 mucizesinin güzel bir özeti var. Ve burada ihtimal hesapları var. Keşke bu kitabı daha önce elinize geçseydi. Bir araştırma grubu arkadaşlar var. Onlar düzenliyorlar bunu. Evet. Bu kitabı da keşke inceleseydiniz. Vaktimiz olsaydı bu konuda. Ama 19 yıl önce bu kitabı okumuş. 19 mucizesini 19 yıl önce okumuş.
Fakat unutmuş galiba. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Değerli açıklamalar için. Sayın Süleyman Ateş. Şimdi bu akşamki tartışmadan çok memnun olduğumu söyleyemem. Çünkü kendimizi izaha, açıklamaya fırsat bulamadık. Ve işte belki de istemediğimiz mecrada seyretti. Ama şunu da son olarak vurgulamak isterim ki Kur'an-ı Kerim böyle şifrelerle alakası yoktur. Bunlar bu hangi kitaba uygulasan onda da bir takım sırlar çıkarabilirsin. Zaten Edip Bey söyledi. Evet. Anayasa da çıktı dedi. Roma'na da uygulasan şey dedi. Bir gün Kur'an-ı Kerim'de bir şey var. Nun vel kalem ve ma yasturun. Onun hukka demektir. Yani mürekkep. Kalem yazı yazan alet ve insanların yazdıkları satırlar. Yazılar ya. İşte böyle yapıyorsunuz ya. Son sözümü veriyorum ya. Ben konuşmayayım bari. Böyle olmaz. Hayır, böyle olur mu yani. Arkadaş ya? İki kelime konuşmam. Üçüncü de müdahale ediyor ya. Duymamaya çalışın biraz da. Nasıl duymayayım canım? Bir, böyle olmaz ya. Seviye yok. Fazla olur, bir şey söyle. Peki. Değerli izleyiciler, saat sabahın 4'ü oldu. Evet, bana dönerseniz çocuklar. Hocamız son sözlerini son davranışıyla söylemiş oldu. İfadeler bazen sözle, bazen davranışlarla yapılır. Her üç konuğuma da katıldıkları için, telefonla arayanlara da, değerli konuşmacılarımıza da teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak üzere, iyi sabahlar, hoşça kalın. Yorum yapmayacağım. Sizlerden gelen yüzlerce mesajın belki değerlendirmesini, onların gruplamasını yaparak önümüzdeki hafta yine bu hafta program başına yaptığım gibi yapabilirim. Bütün görüşleri size sunabilirim. Bu saate kadar bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi sabahlar. Hoşça kalın. Demokrasi ne? Ne açtı? Bu dönemlerde bence buna yakınlar iyi bir şey.